Etkinliğimiz kayıt altına alınacaktır. Katılımcılarımızın mikrofonlarını kapalı tutmalarını rica ediyoruz. Konuşmalarımızda sorunuz olursa lütfen chat bölümünüze yazınız. Çünkü etkinliğimiz iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde konuşmacılarımız sunumlarını yapacak. İkinci bölümde de soru cevap olacak. Eğer zamanı etkin kullanırsak daha sonra belki interaktif de soru alabiliriz ama çoğunlukla chat bölümünden soracağız. Oraya yazarsanız sorularınızı biz konuşmacılarımıza ileteceğiz. Açılış konuşmasını yapmak üzere sözü Ege Kadın Buluşması Platformu Genel Koordinatörümüz Sayın Şengül Baysal veriyorum. Buyurun Şengül Hocam. Çok teşekkür ediyorum Şerife Hanım. Değerli konuklarımız, değerli katılımcılar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok önemli bir konu bu akşamki konumuz. Çünkü Türkiye'nin ekonomik koşullarında kadınlarımız son derece zor durumdalar. Bu yoksulluk döneminde ve yoksulluk ekonominin şeyinden en çok etkilenen kadınlar biliyorsunuz. Bugünlerde ısrarla kadınlar ürettiklerini satamamaktan şikayet ediyorlardı ve çözüm olarak da kooperatifleşmeyi görüyorlardı. Bu çok sancılı ve zor bir süreç. Bunu kolaylaştırmak açısından bir de mevcut kooperatiflerden iyi örnekleri paylaşmak adına bu toplantıyı düzenledik. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile uzun yıllardan beri işbirliği yapıyoruz. Biz zaten Ege Kadın Buluşması olarak kadının hayatın her alanında güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Ben diğer konulardan bahsetmeyeceğim. Sadece Ege Kadın Buluşması platformu olarak kadınların ekonomik yönden güçlendirilmesi için neler yaptığımızdan çok kısa bahsedeceğim. Daha sonra sözü konuşmacılarımıza vereceğim. Biz Kadın Emeğini Ege Kadın Buluşması olarak artık derneklerin kermes zihniyetinden kurtulup tüm derneklerin üretir pozisyona gelmesi için çalışıyoruz. 2005 yılından beri. Fakat son 10 yıldan beri buna çok büyük bir ağırlık verdik. Tüm derneklerimiz, bileşenimiz olan tüm derneklerimiz üretmeye başladılar. Tabii derneklerden kooperatifleşmeye de geçiş oldu. Veya değişik gruplarla kadın kooperatifleri kurduk. Burada Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile Ege bölgesinde müthiş bir işbirliği yaptık. Bazı yıllar sadece bir yılda 14 tane eğitim verdik tüm bileşenlerimize. Şimdi biz neler yapıyoruz kadın istihdamını artırmak için? İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde biliyorsunuz meslek fabrikası var. O meslek fabrikasında istihdama yönelik burada meslek sahibi edindirmek üzere yapılan kursların tanıtımını yapıyoruz. 30 ilçeden kadınları meslek fabrikasına taşıyoruz. Orada kendilerine hangi mesleki eğitimlerini istiyorlarsa onları ilçelerde kurulması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapıyoruz. 12 kişi bir araya geldiğinde ilçesinde hangi eğitimi istiyorsa Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını zorlayarak o konuda mesleki eğitimi ilçelerinde veriyor. 14 tane kurs merkezi vardı. Bu sene 24 tane kurs merkezine çevirdi tüm ilçelerde. Bu inanılmaz bir fırsat. Onun dışında da üretici pazarları açtık arkadaşlar. Köylerde mutlaka her sene bir köyü ele alıyoruz. O köyde platform, dernek, kooperatif kuruyoruz. O yerel pazarları İzmir'de ise İzmir'deki tüm ilçelerde tanıtıyoruz. Oralara turlar düzenliyoruz. 500-600 kişi gidiyoruz. O pazarı hem tanıtıyoruz hem oradaki ürünleri satın alarak oradaki kadınlara destek oluyoruz. Ve oranın o pazarında sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. AVM'lerle işbirliği yapıyoruz. 2019 yılının Haziran ayında Mavi Bahçe AVM ile çalışmaya başladık. Orada köy pazarı bir katta köy pazarı düzenledik. O köy pazarına İzmir'in tüm ilçelerden kadınları getirerek haftanın bir günü satış yapmalarını sağladık. 5 ayda 19 tane pazar kurduk. Bu pazarlarda arkadaşlar kadınlar hem sosyalleşiyordu hem de buralarda ürünlerini akşama kadar tamamını bitirip öyle gidiyordu. Çünkü orada 3 veya 4 tane kooperatife yer veriyorduk. Çok fazla kooperatif getirdiğinizde satış şansı az oluyor. Ödemiş'ten, Beydağ'dan geliyor. O ürünlerin geri gitmemesi için
sadece iki veya üç tane köy pazarını oluşturuyorduk dernekle. Dolayısıyla burada üreticiyle tüketiciyi buluşturuyorduk. Bir de kadınlara, buraya gelecek olan kadınlara da öncelikle pazarlama, satış ve pazarlama eğitimleri veriyordu. Hijyen koşullarda üretim yapmasını sağlıyorduk. Katılım koşullarımız çok katıydı. Çünkü bu başarıyı ancak öyle sağlayabildik ve o mavi bahçeyle bu işbirliğini ancak bugüne kadar öyle sürdürebildik. Maalesef pandemi nedeniyle ona ara vermek zorunda kaldık. Ama bu gece buradaki arkadaşlarıma müjde verebilirim. 25-26 Aralık'tan itibaren Mavi Bahçe ile çalışmaya başlıyoruz. 25-26'sında 9 tane tezgahla artık her hafta tekrar Mavi Bahçe Köy Pazarı'nda buluşacağız. Daha sonra detayları duyuracağız. Katılmak isteyen kooperatiflerimiz bize müracaat edebilirler. Bunun ötesinde arkadaşlar, Kızlarağası Han Yönetimi, öncelikle Büyükşehir'le başladık. Daha sonra Çiğli Belediyesi ile, daha sonra da Konak Belediyesi ile sürdürdüğümüz Kızlarağası Üretici Pazarımız var. Bu müthiş bir pazardı. Bunda Haziran 2019'da başladık ve pandemi dönemine kadar sürdürdük. Burada pişmiş gıdalarla her türlü sebze ve meyvenin satıldığı bir pazar oluşturduk. Ve burada da çok katı bir katılım koşullarımız vardı, hijyen koşullarda. Her derneğin kendi önlükleri, bereleri, eldivenleri vardı. Hiçbir şekilde plastik malzeme kullanılmıyordu. Herkes kendi çöpünü kendi topluyordu. Ve son derece hijyen koşullarda bir pazar oluşturuyorduk. Kızlarağası pazarın içerisinde 224 tane mağaza vardı arkadaşlar. Bütün mağazalar, öncelikle onlar buradan sabah kahvaltısını ve öğlen yemeğini, onun dışında da kemer altındaki tüm esnaf alışverişini sabah ve öğlen yemeklerini buradan karşılıyorlardı. Ve satışlarını dışarıdan gelen kooperatiflerin tüm ürünlerini satabilmesi için bu 10 tane tezgahta 3 tane kooperatife yer veriyorduk. Sabah 9, akşam 19'a kadardı süremiz. Ancak saat 2:30-3 olduğunda o pazara gelen tüm ürünlerin tamamı satılıyordu. Ve müthiş, hiç görülmeyen kazançlar elde ettiler. Ama maalesef pandemi nedeniyle o kesintiye uğradı. Ve ondan sonra zaten hemen Pagos ve Kültür Park'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üretici pazarları kuruldu. Neyse ki şimdi kooperatiflerimiz ve üreten derneklerimiz oralara katılıyorlar. Biz kooperatiflere ve üreten derneklere Ege Üniversitesi işbirliğinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası hem Tarımsal Hizmetler bölümüyle inanılmaz dersler verdik arkadaşlar. Sadece pandemi döneminde 49 tane eğitimle 5.000 kadına dijital pazarlama, web tasarımı, etkili iletişim, ürün tasarımı, pişmiş ürünlerin, gıdaların saklama koşulları ve birçok başlık altında, 49 başlık altında eğitimler verdik. Onları güçlendirdik. Onların tanıtımlarını yaptık ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Şimdi biz bugün burada, bizden çok talep edilen bir konu: kooperatif kurmak istiyoruz, ne yapabiliriz, nereye müracaat edebiliriz sorularına cevap vermek amacıyla KEDEV'i davet ettik. Afişlerimizde gördüğünüz gibi Şengül Hanım'dı bizim konuşmacımız. Fakat yarım saat önce çok yakın bir arkadaşını kaybettiğini söyledi. Çok üzüldük. Başsağlığı diliyoruz kendisine. Ve bugün KEDEV'den aramızda Berrin Yenici arkadaşımız var. Kendisi KEDEV'in program koordinatörü. Sözü ona vereceğim. Bir de bundan sonra ayda bugün her ilden katılımlarımız olacak, kooperatiflerimiz. İzmir'den Urla Kadın Kooperatifi, Aydın'dan da Kuşadası Kadın Kooperatifi'nin tanıtımını yapacağız. Daha sonra da önümüzdeki ayda 3 veya 4 tane kadın kooperatifini tanıtmak istiyoruz. Bize de müracaat edebilirler. Müracaat sırasına göre
kendilerine yer vereceğiz. Ben sözü şimdi konuşmacılarıma veriyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şerife Hanım, sesiniz kapalı. Ege Kadın Buluşması Platformu Genel Koordinatörüm Hüseyin Şengül Baysa açılış konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Üç konuşmacımız var. Her bir konuşmacımıza 20 dakika kadar bir süre maksimum tanımlandı. Daha da sürebilir ama daha fazla olmaması soru cevaba vakit kalması için önemli. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın tanıtımını yapmak üzere KEDEV'in program koordinatörü Sayın Berrin Yince, söz sizde hocam, buyurun. Merhaba herkese. Merhabalar. Şengül Hanım hakikaten öyle bir şey, hani yarım saat önce bir durum olunca ben de biraz son dakika katıldım. Çok hazırlıklı değilim ama yani şeyden tabii ki kooperatiflerle ben de uzun yıldır çalışıyorum. Elimden geldiğince bahsetmeye çalışacağım. Belki hani soru cevap bölümünde herkesin merak ettikleriyle daha da genişletebiliriz belki konuyu diye düşünüyorum. Mardin'deyim ben de. Burada bir şey, İpek Yolu Kooperatifi ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Onlarla birlikte çalışmak için buraya gelmiştim. Aslında biz hani KEDEV olarak 1986 yılında kurulduk. İşte 35. yılımız oldu bu yıl. 35 yıldır aslında yerel kadın gruplarıyla çalışıyoruz. Yoksul kadınların tabandan örgütlenmelerine, işte kendi ortak sorunları için kendi çözümlerini üretmelerine, hayata geçirmelerine destek olmaya çalışıyoruz. Kadın kooperatifleri de aslında biraz bu bağlamda geliştirdiğimiz bir model. Çünkü biz biraz aslında kadınların ihtiyaçlarının çok bütünlüklü olduğuna inanıyoruz. Ve aslında hani ihtiyaçlar bir yana, kadınlar hani aslında toplumsal gelişim, yerel kalkınma açısından da çok kritik bir öneme sahip olduklarına inanıyoruz. Aslında çok temelde hani hepimizin çok artık zorlandığı, hem çevresel olarak, hem ekonomik olarak, hem sosyal olarak çok hani biraz dünyada zor bir dönem geçiriyoruz, biliyoruz. Bu şeyde hani kadınların aslında çok ciddi bir liderlik üstlenebileceğini ve dönüşümün de ancak kadınların liderliğinde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. O yüzden Kadın Kooperatifleri Vakfın programlarının da çok temelinde oturuyor. Yani birçok geliştirdiğimiz programı, özellikle işte dar gelirli gruplar için geliştirdiğimiz programları kadın kooperatifleri aracılığıyla yaygınlaştırıyoruz uzunca bir dönemdir. Peki nereden çıktı bu kadın kooperatifleri fikri derseniz, o da işte 2000'li yıllarda başladı bizim için süreç. Çünkü yani vakıf uzun dönemdir yerel kadın gruplarıyla çalışmaya başlamıştı. O dönemde de aslında kendimize sorduğumuz soru şuydu: bu örgütlenmeler nasıl devam edecek? Kendi bağımsız yapıları nasıl oluşturacaklar sorusuyla karşı karşıya gelmiştik. Birçok toplantılar yaptık. Orada da geldik bir kooperatif modeline ulaştık. Onun birkaç tane temel sebebi vardı. Bir tanesi şu: bir kere çok kapsamlı olması. Çünkü biraz önce de söylüyordum, kadınların çok bütünlüklü ihtiyaçları var. Çünkü hele yoksulluk meselesine baktığımızda, yoksulluk meselesi hep biraz böyle bir ekonomik yoksulluk meselesi gibi bahsediliyor ama esasında temelinde çok ciddi bir ayrımcılık, sosyal dışlanma, işte hem karar mekanizmalarının dışında kalma gibi aslında birçok yönü var yoksulluğun. O yüzden hani oradan baktığımızda biraz hani kooperatif modeli, kadınların hani ortak ihtiyaçları için başlatılabilecekleri birçok girişimler için alan sağlıyor. İşte zaten biliyorsunuz, dünyada da öyle, Türkiye'de de erken çocukluk eğitimi sunan kooperatiflerden, engelli çocukları için örgütlenen kooperatiflere, işte kendi ekonomik girişimlerini başlatan kooperatifler var. Birçok sektörde çalışan kooperatifler var. Daha çok o mahallede yaşayan kadınların örgütlenmesi, güçlenmesi, eğitim alması için çalışan kooperatifler var. Bunların birçoğunu bir arada yapan kooperatifler var. Yani çok farklı alanlarda çalışan kooperatifler var. Bu da aslında bize şunu gösteriyor: yani bu kooperatif modeli aslında kadınlar olarak birlikte yapmak istediğimiz birçok iş için bir
yasal altyapı sağlayabiliyor ya da bizim için bir çatı oluşturabiliyor diyelim örgüt olarak. O yüzden bir seçiş nedenimiz buydu kadın kooperatiflerine. Bir diğeri de şuydu, ortak sahiplik meselesi ve demokratik bir yönetime imkan vermesi meselesi. Çünkü biliyorsunuz kooperatiflerde her ortağın bir oy hakkı var. Ve bu demokratik bir karar alma imkanı yaratıyor. Kendi içinden kendi yönetim yapılarını oluşturuyor vesaire. Dolayısıyla tabii ki birçok temelinde demokratik örgüt olma potansiyeli taşıyan öyle olmayabiliyor. Tabii ki bütün kooperatifler çok demokratiktir demiyoruz. Ama birçok yapıya göre tanımı itibariyle demokratik bir yapı oluşturmaya çok müsait olması. Bir de bu sahiplik meselesini biz çok önemsiyoruz kooperatiflerde. Yani kooperatifin ortağı olan herkes kooperatifinde sahibi oluyor. Dolayısıyla söz hakkı oluyor, kararlara katılma hakkı oluyor, müdahale etme hakkı oluyor filan. O yüzden çok kıymetli buluyoruz kooperatiflerin bu yönünü. O yüzden biraz buralardan yola çıkarak bir tane o zaman bir ana sözleşme hazırladık. Ortakları kadınlardan oluşan bir kooperatif modeli nasıl olur diye. Ondan sonra da bakanlıkla birlikte çalışarak bu biraz son haline getirildi. Sonra da zaten bir tip ana sözleşmeye dönüştü biliyorsunuz. O dönemde el kitapları hazırladık. Kadın kooperatifleri nasıl kurulur, yönetimi için ne tip şeyler yapmak lazım gibi eğitim programları geliştirdik. Kooperatif kurmak isteyen kadın grupları için. Onun dışında da kadın kooperatiflerinin uygulayabileceği çeşitli programlar geliştirdik. Bu mahalle yuvaları diye bir modelimiz var. Bu biraz kadın kooperatiflerinin kendi mahallelerinde erken çocukluk eğitimi hizmetleri vermeleri için bir model. Bu hem oyun odaları olabiliyor, normal bir ruhsatlı yuva gibi de organize edilebiliyor. Onun dışında da hem kadınların da bir araya geldiği mekanlar oluyor bunlar. Çünkü kadınlar için bu erken çocukluk meselesi önemli. Bir o hizmeti sunmak üzere bir model geliştirdik mahalle yuvaları. Onu kadın kooperatiflerine aktarıyoruz. Bu modeli nasıl uygulayabilirler kendi mahallelerinde gibi. Onun dışında çeşitli güçlendirme programları var vakfın. Onları da yine kadın kooperatifleri aracılığıyla yaygınlaştırıyoruz. Bu bir liderlik ve örgütlenme eğitimimiz var. Bunu genellikle kooperatif kurmak isteyen bütün gruplarla uyguluyoruz. Çünkü orada biraz bu liderlik dediğimiz biraz şeydir ya, bir kişi çok liderdir, biraz alır götürür, sürükler filan. Ama esasında o liderlik her işi bir yere kadar götürür. Biz biraz kolektif liderlik nasıl olabilir, kooperatiflerde ya da herhangi bir işi yaptığımızda nasıl bu hepimiz birlikte lider üstleniriz, hepimizi güçlendiren, hepimizin bir şeyler öğrendiği, birbirinden öğrendiği daha dayanışmacı bir ortamı nasıl yaratabiliriz, birlikte bu çalışmaları nasıl yürütebiliriz, onu tartıştığımız bir eğitim programı bu. Onun dışında da kadınların ihtiyaç duyabilecekleri birçok konuda şeylerimiz var, eğitim programlarımız var. Onun dışında biraz bu yerel kalkınma süreçleriyle ilgili yine kadınlar neler yapabilir diye bakmaya çalışıyoruz. Mesela bu pandemi sürecinde özellikle biraz mahalleleri dirençli hale getirmek için bu tip kriz durumlarına karşı ne tip çalışmalar yapabilir, onunla ilgili bir program geliştirdik. Bu tip şeyleri de geliştirdiğimiz programları da şimdi iklim değişikliğiyle ilgili çalışıyoruz. Ege'de örneğin bu geçen yaz dönemi çok ciddi yangınlar yaşandı, ondan önce deprem oldu filan. Biraz bütün bu kriz ve afet durumlarında kadınlar nasıl örgütlenebilir, bu sorunları çözmek için yerel yetkililerle birlikte nasıl harekete geçebilir filan, onları da böyle kapsayan programlar var. Bu tip programları her zaman kadın kooperatifleriyle paylaşıyoruz. Onun dışında vakfın iş geliştirme desteği verdiği bir merkezi var.
Bunun için de hem şeyler yapıyoruz, iş geliştirme, ne iş yapabiliriz, bunun için hani çeşitli fizibiliteler vesaire falan yapıyoruz, onları yine kooperatiflerle paylaşıyoruz. Hem de bu işte o iş geliştirme süreçlerine destek veriyoruz, işte ne iş yapacağız, bunun için ne kadar sermaye ihtiyacımız olacak, girişimcilik eğitimlerimiz var, onları yaygınlaştırıyoruz, finansla ilgili eğitimlerimiz var yine. Onun dışında nahıl adında bir dükkanımız var. İzmir'de de bir şubesi var. Orada da kadın kooperatiflerinin ama onların yanı sıra bireysel girişimcilerin de ürettikleri ürünlerin işte hem geliştirmesine hem pazarlanmasına destek veriyoruz o dükkan aracılığıyla. Onun dışında bir süredir yani böyle işte yaklaşık 4-5 senedir kadın kooperatifleri için fonlar yaratıyoruz. Son 2 senedir bunu düzenli hale getirdik. Vakfın işte çeşitli kampanyalarla gönüllüleriyle birlikte organize ederek bir fon oluşturuyoruz her yıl. O fonu da Aynan da burada galiba. O da bizim değerlendirme komitemizde. Birlikte işte bu başvuruları alıyoruz kooperatiflerden ve onları kooperatiflerin ekonomik girişimlerini güçlendirmek için küçük hibeler sağlıyoruz. 2 senedir işte bunu düzenli hale getirdik. Orada gönüllülerimizin de çok payı oluyor. Yani bu o fon oluşturma süreci çok heyecan verici bizim için. Bu var. Bunun dışında başka neler yapıyoruz? Biraz aslında yani kadın kooperatifleri açısından aslında kadınlar için de yönetim süreçlerine katılım çok önemli. Çünkü özellikle belediyeler önemli ortaklardan, paydaşlardan biri oluyor kadın kooperatifleri için. Onun dışında zaten yine bakanlıklarla falan işbirliği yapmaları söz konusu oluyor ki bunu yapmak lazım zaten. Çünkü biraz önce de söylüyorduk yani aslında kadınlar olarak birçok şeyde söz söyleme hakkımız olması lazım. Hani sadece böyle biraz kendi hayatımızı düzenlemek için falan değil aslında yaptığımız her şey. Hem kendi mahallemizde hem bulunduğumuz bölgelerde falan buradan yapılan kararlardan kadınlar olarak biz de çok etkileniyoruz. Bizim de bir söz söyleme hakkımız olması lazım. Onun için biraz bu yerel yönetimlerle bu yönetim süreçlerine katılımla ilgili yine kadın kooperatiflerine destek oluyoruz. Çeşitli protokoller yapıyoruz. Örneğin en son Konak Belediyesi ile bir protokol yaptık. Orada yine bu vakfın programları kooperatif ve belediye üçlü bir işbirliğiyle nasıl bu programları hayata geçirebiliriz falan onları uygulamaya çalışıyoruz. Simul Kadın Kooperatifleri Birliği var. O birliğin çünkü bu kadın kooperatiflerini bir araya getirmeyi de başından beri çok önemsiyoruz. Çünkü o hem bir kere çok ciddi bir bilgi ve deneyim birikimi oluşuyor kooperatiflerde. Sizler de zaten biliyorsunuz İzmir'de mesela kadın kooperatifleri arasında çok güçlü bir koordinasyon var. Bunları şimdi biraz bölge bölge yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Orada aslında o ortak hareketten çok ciddi bir güç çıkıyor. Onları organize etmeye çalışıyoruz. 2014'ten beri düzenli olarak kadın kooperatiflerini hem bölgesel hem ulusal toplantılarla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu toplantılarda da aslında biraz daha ulusal düzeyde nasıl bir etki yaratabileceğine bakmaya çalışıyoruz. KEDEV olarak. Onun için çeşitli kadın kooperatifle ilgili savunuculuk çalışmalarına da destek veriyoruz. Kadın kooperatifle ilgili bilgi toplamak üzere zaten sürekli iletişim halindeyiz. Onları biraz o verileri değerli toplu hale getirip kadın kooperatifleri şöyle bir etki yaratıyor, ihtiyaçlar bunlar, bunların çözümü için şunların yapılması lazım gibi dönem dönem raporlar hazırlıyoruz. Bunları bakanlıklarla çeşitli platformlarda paylaşıyoruz. SİMUR Kadın Kooperatifleri Birliği ile birlikte. Özetle böyle galiba bizim kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz çalışmalar ama bu kadın kooperatifleri açısından bakarsak Türkiye'de çok hızlı bir biçimde artmaya başladı. Sizler de biliyorsunuz. Ben en son baktığımda galiba bundan bir ay önce 1500 civarında kadın kooperatifi vardı Türkiye'de ve hızla da artıyor. Çeşitli hem
bakanlığın kendisi, hem ticaret odaları, hem çeşitli STK'lar aslında bu kadın kooperatiflerini bir model olarak aldılar ve yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Bu şey, hani kadın kooperatiflerinin ihtiyacı cevap veren bir model olduğunu gösteriyor. O yüzden bizim için anlamlı. Fakat bir yandan da yani bir kadın kooperatifleri sayısından çok aslında orada gerçekten özellikle yoksul kadınların, yerelden, tabandan örgütlenmiş kadın gruplarının ihtiyaçlarına ne kadar cevap verecek yapılar olarak işlediği. Bunun aslında işte birkaç tane boyutu oluyor yani kadın kooperatifleri açısından. Belki biraz hani burada şey diye Şengül Hanım'la konuşmuştuk, hani kadın kooperatifi kurmak ya da kurmak isteyen ne yapabilirler? Nereden başlamalılar? Evet, biraz ondan bahsedebiliriz. Lütfen. Orada iki şey çok önemli. Bir tanesi bir örgütlenme meselesi çok önemli kadın kooperatiflerine başlarken. Biraz önce de söylüyordum. Yani biz bu kadın kooperatifini kuracağız ama bunu nasıl bir liderlik anlayışıyla yapacağız? Nasıl birlikte çalışacağız? Kooperatif olarak bizim ortak değerlerimiz, ilkelerimiz neler olacak? Birbirimizle iletişimimizi nasıl kuracağız? Ortak çalışmalarımızı nasıl birlikte planlayacağız? Bunları bir arada tartışmak, aynı şeyde, ortak amaçta uzlaşıp buraya kimin ne katkı verebilecekse onu ortaya koyup o birlikte çalışmanın yollarını başlamadan önce birlikte tartışmak çok önemli. Yani biraz o şeyin, yani kooperatifin kendi anayasası gibi bir şeye her zaman çok ihtiyaç oluyor. Çünkü hepimiz biliyoruz yani şeylerden, bu da zaten hep bir örgütlenme deneyiminden gelmiş arkadaşlar, bir aradayız. Yani şeyin orada, yani bu birlikte çalışma hali, biraz hani ortak değerlerde uzlaşma hali her zaman çok kritik oluyor. Ve buralardan aslında biz de odağımızı şaşırmıyoruz. Tekrar birbirimizi aynı noktaya çekmeye başarabiliyoruz filan. O yüzden bu kooperatiflerdeki liderlik yönetim meselesi çok kritik. Onun için başından bunları biraz konuşup o örgütlenme sürecini, başka kadınları nasıl katacağımızı vesaireyi planlayarak yola çıkmak çok kritik oluyor. İkincisi, tabii ki kadın kooperatiflerinin çok ciddi bir ekonomik boyutu var. Yani bu hem şey olabilir, yani bir ekonomik giriş, bir iş başlatma şeklinde olabilir. Ya da bir takım işte şey, başka daha dayanışmaya dayanan ekonomik değerler üretmek üzere olabilir. Yani işte birbirimizle ürünlerimizi paylaşmak, işte ortak tedarik yapmak vesaire gibi, böyle hani farklı farklı dayanışma şeylerini, yollarını sergileyebileceğimiz şeyler olabilir. Ama tabii ki bu kooperatiflerde ekonomik boyutu çok önemli. Onun için baştan, yani kooperatif kurmadan önce ona karar vermek de çok kritik. Biz ne yapacağız? Ne üreteceğiz? Ne şekilde üreteceğiz? Kimler üretecek? Bunları adım adım planlanması çok önemli oluyor. Çünkü kooperatifi teknik olarak kurmak çok kolay bir şey. Artık biliyorsunuz il müdürlüklerinden de kuruluyor. 7 kadın bir araya gelip işte ana sözleşme de belli. Onun üzerinden bu şeyi kurabilirsiniz. Kooperatif kurabiliriz. Ama asıl iş kurmadan önce iyi bir planlama süreci istiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani hem şey, nasıl çalışacağız hem ne yapacağız kısmını çok iyi netleştirmiş olmak önemli. Yani şeyin işte ne üreteceğiz, nereye satacağız, yani bir iş planının olması o grubun çok önemli. Ondan sonra zaten kimlerle işbirliği yapacağız falan, bunların adım adım planlanması çok önemli oluyor. Ondan sonra zaten kurmak için de bahsettiğim gibi işte minimum 7 ortakla kurulabiliyor bir kooperatif. İl müdürlüklerinden kurulabiliyor. Onun bir prosedürü var. Biz zaten orada da yardımcı oluyoruz. Hani nereye başvurulacak, nasıl başvurulacak vesaire. O konularda zaten destek oluyoruz. Kadın kooperatifinde ortak olmak isteyen kadınlar bir şey, sermaye payı ödeyerek ortak oluyorlar. Bu şeyde Türkiye'deki yasaya göre minimum 100 lira olabiliyor. Bunu ama kooperatif kendi arasında yine kararlaştırması gerekiyor. İşte bir kişi kaç, ne kadar bir sermaye payıyla ortak olabilir diye. İşte bir pay derseniz
100 lirayla, 2 pay derseniz 200 lirayla kadınlar kooperatife ortak olabiliyorlar. Kuruluşta da tabii bir takım masraflar oluyor. Bunun için aslında ilk zamanlar hakikaten kuruluş ücretleri çok çok yüksekti ve çok zorluyordu. Ondan sonra epeyce bir savunuculuk çalışması yürüttük. Onun sonunda bir şeyleri kaldırdılar. Yani o başvuru sürecindeki noter başvuru vesaire süreçlerini kaldırdılar. Onları sicil müdürlüklerine taşıdılar. O biraz maliyetlerde bir düşme yarattı. Şimdi bu geçen aylarda bir kooperatifler kanunda değişiklik oldu. Onunla da şeyleri kaldırdılar. Yani ticaret odasına da biliyorsunuz ciddi aidatlar vesaire ödeniyor. Son şeyde değişiklikle onu da kadın kooperatifleri için sadece kaldırdılar. O yüzden bu şeyler hani kuruluş maliyetleri biraz düştü ama tabii gene de bir masrafı var. Bu aidatlar falan düşünce ne kadar olur bilmiyorum ama gene de bir 4-5 bin lirayla falan bu işe başlamak iyi olur. Yani bu sadece dediğim gibi kuruluş masrafları için gerekli para. Ama onun dışında kooperatifin yapacağı işler için o başta konuştuğumuz gibi bir plan yapmak açısından tabii ki hani orada bir ayrıca mali ihtiyaçlar çıkıyorsa onların da tabii kaynağını bulup araştırmak gerekiyor. Özetle böyle galiba. Yani dediğim gibi biraz pazarlama konusunda destekleriniz oluyor mu Berin Hanım? Pazarlama konusunda evet yani bu var. Yani nahıl dükkandan bahsetmiştim. Bu vakfın bir iktisadi işletmesi. 3 yerde yani Mardin'de var, İzmir'de var, bir de İstanbul'da var dükkanı. Onun dışında zaten e-ticaret sitesi var Nahıl'ın. Oradan satış yapıyoruz. Onun dışında da kurumsal işbirlikleri yapıyoruz. O kurumsal işbirlikleriyle de toplu siparişler alıp onları kooperatiflere yönlendirip satışını sağlıyoruz. Nahıl dükkanın işleyişi öyle. Ama bu o özel sektör işbirlikleri çok önemsediğimiz bir konu. Yani Nahıl'ın temel amaçlarından bir tanesi de o. Yani hakikaten biraz bu kooperatiflerin işinin ölçeğini geliştirmek vesaire için onlar kritik oluyor. Böyle yani pazarlama konusunda yaptığımız çalışmalarda bunlar. Evet hocam, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'nın program koordinatörü Sayın Berin İnce'ye bu güzel bilgilendirmeler için teşekkür ediyoruz. Etkinliğimizin sonuna kadar buradasınız değil mi hocam? Size iki tane soru yönetildi çünkü ikinci turda soruyoruz soru cevapları, bizim de birliktesiniz. Şu ana kadar bana iletilen iki tane soru var chatten. İlerleyen zamanda da olacaktır. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İkinci olarak ikinci konuşmacımız geçmiş dönem belediye başkanı, aynı zamanda Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ikinci başkanı Sayın Sibel Uyar bize kooperatifin kuruluş aşamasından üretim pazarlama aşamasına kadar öyküsünü anlatacaklar. Buyurun hocam. Merhaba. Herkes duyuyordurum. Duyabiliyorsunuz evet, değil mi? Evet, sesiniz geliyor hocam. Konuşmaya başlamadan önce chatte bazı sesi duyamıyorum gibi sorun genelde yoksa eğer bir iki kişiden böyle chatte geldi. Genelde bir sıkıntı yok sanırım. Varsa lütfen chat'e yazın müdahale edelim. Sizin sesiniz çok net geliyor hocam. Güzel geliyor. Evet. Buyurun hocam. Evet, öncelikle bizi burada seyreden 138 kişiyi sevgi ve saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtmama isterseniz müsaade ediniz. 50 yaşındayım. Gıda mühendisiyim. Asıl mesleğim o. Sonrasında iki tane daha üniversitem var. 2009 yılında siyasi yaşantıma başladım. Urla Belediyesi Meclis Üyesi olarak. Sonrasında da 2014 yılı ile 2019 yılları arasında Urla Belediye Başkanlığı görevimi yaptım. Ancak şu an burada sizlerin karşısında Urla Kadın Üretici Kooperatifi'nin en başından beri aldığım tek görev olan ikinci başkan olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi ben biraz önce Berin hocam anlattı. Kendisini de çok seviyorum. Şengül hocama da ayrıca başı sağ olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Biz
Kooperatifi Urla'yla başlayacağım. Sonra yerel yönetimlerle kooperatif ilişkisini ifade etmek istiyorum size. Ama Urla özelinden genele birazcık yolculuk etmek istiyorum Şerife Hanım izninizle. Şimdi 2009 yılında başladı dedim. O zamanlar biz bir stratejik plan hazırlamıştık İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber. Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Planı'ydı onun adı. Orada kooperatiflerin önemi üzerinde çok ciddi konuşulmuştu. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini öne alan kadınları sosyoekonomik anlamda özellikle geliştirebilmek adına yerelde örgütlenme ve yerel kalkınmayı desteklemek için kooperatiflerin önemi son derece konuşulmuştu. 2014 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren daha önce biliyorsunuz ev eksenli çalışan kadınlarımız çok güzel çalışabiliyorlar ancak bir üretim planlamaları yok ya da bir satış stratejileri yok. Bu manada yola çıkarak biz bir kadın kooperatifi kurmak niyetiyle bu işe başladık. Yani biz böyle biraz önce Berin Hanım'ın anlattığı gibi yedi kadın bir araya gelmeden başladık bu işe. Şöyle ki başladık. Urla Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü ile beraber bir kadın kooperatif kurulması konusunda bir karar verildi. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile iletişime geçildi ve bir kadın kooperatifi kurmak istediğimiz yolunda bir gösterge sunduk ortaya. Dolayısıyla da bir ilana çıktık. Dedik ki ey Urlalı kadınlar biz bir kadın kooperatifi kuruyoruz. Lütfen gelin, üye olun, katılın. Bir eğitim vermek istiyoruz. Yalnız öncelikle KEDEV'in biraz önce de ifade edildiği gibi bu konuda son derece ciddi büyük destekleri vardır. O yüzden burada huzurlarınızda bu kadar insanın önünde de kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na. Bir haftalık, 5 günlük bir eğitimle başladı bu iş. 20 kişiyle başladı. Açıkçası biz böyle dedik yani az mı insan acaba ne olacak diye. Fakat 5. günün sonunda 80 kişi gerçekten kooperatifi kurup bizim karşımıza geçmişlerdi zaten. Bütün yönetimiyle, denetimiyle, hepsiyle beraber. Yine şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Berin Hanım'ın söylediği gibi ortak sahiplik noktasında kadın kooperatifleri, özellikle kooperatif algısı Türkiye'de ne yazık ki yapı kooperatifleriyle ilişkilendirilir ve dolayısıyla soğuk bakılır. Ortak sahiplik dediğimiz aslında bu yapı hiç kimsenin olmayan fakat herkesin olan bir yapıdır. Dolayısıyla çok kıymetlidir. Bu bağlamda biz burada yola çıktık ve 2014 yılının Aralık ayında, 4 Aralık 2014 yılında gününde 7. yılımızı doldurduğumuzu keyifle ifade etmek isterim. 85 kadınla kurduk. An itibariyle, bugün itibariyle 171 kadın ortağa ulaşmış bir kooperatifiz. Biz bu arada neler yaptık? Özellikle KEDEV'in bizimle beraber olması hasebiyle çok ciddi eğitim programları yapıldı. Bunların içerisinde hijyen eğitimleri, ürün eğitimleri, gıda güvenliği, satış pazarlama, bütün bir sürü yani bize ihtiyacımız olan her türlü konuda. Biraz sonra özellikle ifade etmek istiyorum. Yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerine bakış açıları da bu konuda çok önemli. Çünkü yasal olarak birazcık sıkıntılı bir şey. Biraz sonra ifade edeceğim. Hangi kanun neden yerel yönetimlerin elini bağlıyor ya da neden bazı belediyeler bu konuda iyi davranırken neden bazıları farklı davranıyor? Çünkü ne yazık ki şöyle bir durum da var bazı belediyeler açısından. Evet bir kadın kooperatifi kurulmalı deyip kendi belediye içerisinde çalışan kadın arkadaşlarımızdan bir kooperatif kurup sanki bir şube gibi ne yazık ki çalıştırma durumları söz konusu. Fakat bizim beklediğimiz ve istediğimiz bir kadın kooperatifinin bu tür olması mümkün değildir takdir edersiniz. Devamında biz neler yaptık? Çalışmaya başladık. İlk başta zorlandık açıkçası. Daha doğrusu zorlandı arkadaşlarım öyle söyleyeyim. Çünkü ben net bir şekilde 2 yıldır pandemi döneminden itibaren birebir içlerindeyim. Daha önce hem görevim hem de tercihlerim doğrultusunda bu kadar iç içe değildim açıkçası. Ama pandemi bana zorunlu bir görev tanımladı açıkçası. Birazdan onları da ifade edeceğim pandemiyi nasıl krizi fırsata çevirdiğimizi. Bu şekilde başladık. Evlerde üreterek başladık. Ancak sonrasında artık bunun böyle olmadığını biraz önce sevgili arkadaşım da çok güzel bahsetti. Biz bir stand kooperatifçiliği yapmak istemiyoruz.
Dolayısıyla standart bir üretime sahip olan, bu şekilde çalışmak istiyoruz niyetiyle üretim izinlerimiz, sabit bir yer, belediyenin sağladığı sabit yerde üretim atölyelerinin yapılması, aynı zamanda tekstil atölyelerinin yapılması, bütün bunlarla farklı işletmelerimiz var. Mesela gelmişsinizdir belki, bilmiyorum, İskele'de bir çay ocağımız var bizim. Aynı şekilde Balıklıova'da bir 18 dönümlük 21 Balıklıova köylüsünün birebir çalıştığı bir plaj işletmesi var açıkçası. Herhalde böyle bir tarihte yani hiçbir kadın kooperatifine sahip olmadığı güzellikte ve özellikle bir yer olduğunu düşünüyorum. 2017 yılında da bir markamız oldu artık. 2017 yılında Urla Karya markası olarak artık tescilli bir markamız da var bizim. Urla Kadın İşletme Üretim ve İşletme Kooperatifi Urla Karya markasıyla artık öne çıktı. Başladı. Tekstil ürünleri yapıyoruz biraz önce ifade ettiğim gibi. Unutmayayım diye notlar aldım. Biraz önce Berin arkadaşım da bahsetti. Simurg. Simurg kadın kooperatifleri üst birliği olarak düşünülüyor. Çünkü ne yazık ki biraz önce de ifade edildi. 1500'lere yaklaşan bir kadın kooperatifi sayısı var. Bu nitelik gözetilmeden hızlı bir artış, yani bir kadın kooperatifleri enflasyonu söz konusu ve sosyal fayda, ben burada en çok buna üzülüyorum, sosyal fayda göz ardı ediliyor. Ya bazı kadın kooperatifleri bir şirket mantığıyla kuruluyor ya da yerel yönetimler ya da farklı kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar kadın kooperatifleri üzerinden bazı bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Ki bana sorarsanız gelecekteki kadın kooperatiflerinin önündeki en büyük sıkıntılı durum bu. Kullanılması adına en büyük sıkıntı bu. Çünkü farklı birlikler adı altında farklı şekilde kadın örgütlenmelerinin belli amaçlara hizmet etmesi bekleniyor. Ancak bizim buradaki kadın kooperatifi dediğimiz kadınları, dili, dini, ırkı herhangi bir özelliği göz önünde alınmadan kadın çatısı altında kadınları sosyoekonomik anlamda geliştirmek anlamıyla kurulmuş kooperatiflerden bahsediyorum. O yüzden nitelik mi, nicelik mi konusunu büyük bir soru işareti olarak buraya da bırakmak istiyorum. Bence bundan sonraki durumda kadın kooperatiflerinin en önemli önüne gelecek sıkıntılardan bir tanesi de budur. Dolayısıyla Simurg'u çok önemsiyoruz. Çünkü Simurg, KEDEV'in önderliğinde kurulmuş olan bir birliktir ve tamamıyla kadınların sosyoekonomik anlamda ilerletilmesi ve geliştirilmesi anlamıyla yapılmış. Bu arada nereye geldik? Evet efendim, şeye geldik. Böyle bir gün çat diye bir şey oldu tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi. Bir pandemiyle tamamıyla her tarafın kapandığı bir dönem oldu. Ciddi bir krizdi aslında bakarsanız. Biz Urla Kadın Üretici Kooperatifi olarak bunu bütün buradan tüm kuruluşundan bugüne kadar gelen bütün ortak arkadaşlarıma tek tek ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Öylesine bir sahip çıkış oldu ki biz pandemi koşullarından güçlenerek çıktık. Nasıl güçlendik? Artık bizim bir e-ticaret sitemiz var. O iki sene içerisinde Urla'nın neredeyse bütün enginarını satabildik e-ticaret üzerinden. Arkadaşlarımız gerçekten sağlıklarını ve canlarını riske atarak o iki sene içerisinde yereldeki üreticiyi koruyabilmek adına hem onların enginarı satılması hem evinden dışarı çıkamayan insanların sağlıklı gıdaya ulaşması, ki bence bundan sonraki süreçte dünyanın en büyük derdi güvenilir gıdaya ulaşım olacaktır, ki çok önemli ve çok kıymetlidir bu iş. Ona vesile olan bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Ve 2020 yılının Kasım ayından itibaren www.urlakadinkop.com online satış sitesine sahibiz biz. Sitemiz üzerinden aldığımız siparişleri bu şekilde satıyoruz. Bununla beraber diğer bütün hepsi burada olsun, diğer alışveriş, online alışveriş sitelerinden satış yapıyoruz. 43.900 takipçisi olan bir Instagram adresimiz var. Biliyorsunuz artık sosyal medya üzerinden ciddi bu işler çok önemli ve çok kıymetli. Dolayısıyla teknolojiyle de birebir çalışmaya çalışıyoruz. Biz ne tür destekler aldık onu da ifade edeyim. Siz Ticaret Bakanlığı'ndan bir hibe desteğimiz var. Teknik ekipman hibe desteğinden yararlandık. Hepsi buradanın bir
teknik desteğinden yararlandık. KEDEV'in dönem dönem açtığı bütün bu hibelerden yararlandık. Dolayısıyla da hepsi burada, söyle yerinden gelsin, bir de tadını bilsen. PTT AVM'den satış kanallarımız var. Dükkan Atölye diye ayrıca bir tekstil grubunun satışı olan ayrı bir sitemiz var, oradan satıyoruz. Orada da %100 keçe merinos yününden ürettiğimiz eski, bizim unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan, soyut miraslarımızdan bir tanesi olan dövme keçe tekniğiyle bütün bunları yapmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle yine geçen haftalarda da yine yapmıştık. Bugün yine iki ülkeyle ihracat için tekrar sözleşme bugün imzasını attık açıkçası. Bu bizim için çok büyük bir keyif. Aynı hem Avrupa'ya hem de Orta Doğu'ya, Dubai üzerinden satışlarımızı ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra İzmir Valiliği ile direkt çalışıyoruz. Kamu kurumlarıyla da, bunları özellikle ifade etmek istiyorum. Bununla beraber Şengül Hanım özellikle şunu söylememi rica etti. Şengül Hanım, bilmiyorum, zamanım var herhalde henüz. Yerel yönetimlerin kooperatiflerle ilişkisi. Evet. Şimdi yerel yönetimlerin kooperatiflerle ilişkisi ne yazık ki kanunda ayrıca açıklayıcı bir inisiyatif olmadığı için, ki KEDEV'in de Simurg'un da en önemli dile getirdiği isteklerden bir tanesidir. Bu istisnai kapsamda değerlendirilmiyor kooperatifler. Aynı bildiğimiz yapı kooperatifleriyle eşdeğer. Yani bir ticari işletme olarak öne alındığı için belediyelerde bu konuda imtinayla yaklaşıyorlar. Ya da belediyeler ne yapıyorlar? Kendi içlerinden bir kooperatif kuruyorlar. Kendi personellerinden, çalışanlarından. Ki yine söylüyorum, bizim anladığımız anlamdaki kadın kooperatifi, yani sosyoekonomik anlamda kadınları yükseltebileceğimiz kadın kooperatiflerine ben bunları sokamıyorum ne yazık ki. Burada bizim 5393 sayılı, biliyorsunuz, belediyeler kanunu var. Bu kanunun özellikle kamu ihalelerinde, 4734 sayılı kamu ihalelerinde, işte bizim bunların doğrudan temin limitleri vardır. Onlar da sadece bile şey konsa, belli bir sosyal kooperatif tanımlaması yapılsa ve bunlar ilçe belediyesi ya da büyükşehir belediyelerinin bunlarla inisiyatifli olarak yapılması noktasında çok önem arz ettiğini düşünüyorum. O yüzden yerel yönetimdeki kişinin bakış açısı kadın kooperatiflerine, bu çok önemli. Yani bu isterse yapabilir, isterse yapmayabilir. Risk alabilir, risk almayabilir. Dolayısıyla özellikle kadın kooperatiflerinin yerel yönetimlerle doğru ilişkiler kurmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela ben belediye başkanlığım döneminde nasıl bir yardımda bulunuyordum ki o zaman bu kadar çok satış kanalları yoktu. Takdir edersiniz ki belediyelere misafirlerimiz geliyor, meclis toplantıları yapılıyor. Biz X bir pastaneden almak yerine bütün unlu mamullerimizi kadın üretici kooperatifinden alırdık. Ya da birisine bir promosyon, bir hediye sepeti götüreceğiz ya da ne bileyim ben işte yurt dışına toplantıya gidiyorum ya da gelen konuklarımıza bir şey yapmak istiyoruz. O zaman ne yapıyorduk? O zaman da yine kooperatiften hediye paketleri gibi satın almalar gerçekleştiriyorduk ki bunun aynısını şu an İzmir Valiliği yapıyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde ya da bir ara biliyorsunuz bu torbalar, naylon poşetler, bunlar çıkmıştı. Bütün o tekstilden üretilmiş olan torbaları Urla Kadın Üretici Kooperatifi dikmişti. Ya da büyük toplantılar yaptığımızda işte bir fular mı dikilecek, başka bir şey mi yapılacak? Bunu kadın kooperatifinden yana kullanıyorduk. Ama dediğim gibi bu tamamen aslına bakarsanız yerel yöneticilerin bu konuya bakış açısıyla alakalı bir durum. Zira bu gerçekten ama gerçekten biraz önce de sözün başında da ifade ettiğim gibi Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde dahi olan, bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın stratejik planının içerisinde dahi olan, bunu gerçekten anlayan bir yerel yönetimin bunlara hayır demesi mümkün değil. Çünkü Şengül Hanım, sizin de en başta ifade ettiğiniz üzere yoksulluk ve yoksunluk noktasında bu hedeflerden ilki zaten yoksulluğa son olarak gelir.
Dolayısıyla burada yerelde kalkınmanın, özellikle yerelde kalkınmanın yerel kişilerle olacağından yola çıkarak kadın kooperatifinin önemine vurgu yapmak istiyorum. Bizleri sadece ve sadece kooperatif, yani biz birer şirket değiliz. Bizler yereldeki kadınlara istihdam olanağı yaratabilecek, ha belki bu iş onları zengin etmeyecek ancak kendi özgüvenlerini, kendi ekonomik düzeylerini ve sosyolojik düzeylerini. Ben size bunlarla ilgili çok iki tane spesifik örnek verebilirim. Bir tane arkadaşıma ben sormuştum, ne kattı sana diye. Bana demişti ki benim artık bir telefon rehberim var. Hepimizin telefon rehberi var ama ne demek olduğunu ben o zaman çok daha iyi anlamıştım. Yani sosyolojik anlamda çok ciddi ve kıymetli bir iş. Hı hı. Ya da göz teması kurmayan arkadaşlarımızın, normalde topluluk bir yerde gitmeyen, mesela kocalara izin vermedi ilk başta. İskeledeki tam böyle meydanda olan bir yerde dedi ki eşler bazı arkadaşlarımıza, sen bir başkasına çay servisi yapamazsın dedi. Ve sonrasında geldiğimiz noktada sonra izin vermeye başladılar. Sonra yanlarında beklemeye başladılar. Şu an artık herkes oranın bir kadın kooperatifini biliyor. Ve aynı şekilde kadın cinayetlerinin son derece her akşam 3-5 tane gördüğümüz bir dönemde kamusal alanda kadın güvenliğinin sağlanması noktasında da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum kadın kooperatiflerin. Çünkü yerelde siz ne kadar, her ne kadar istediğiniz kadar isteyin, küresel hedefler koyun, yerel uygulamalarda yerine getiremediğiniz zaman, paydaşlarla bunları buluşturamadığınız zaman, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eşitliği, onu diyoruz, bunu diyoruz, onu diyoruz. Ancak ekonomik anlamda ve sosyolojik anlamda kadına destek olamadığınız andan itibaren, mesela biz öyle büyük bir gücüz ki şimdi 171 kadın. Biz bu gücü hissediyoruz. Dolayısıyla örgütlü gücün ne demek olduğunu da bu işlerde çok daha iyi anlıyoruz. Ben burada keseceğim herhalde. Zamanım doldu mu bilmiyorum, evet, Şerif Hanım. Evet hocam, evet. Birkaç dakikada toparlarsanız sevinirim. Birkaç dakikada toparlayayım, yoksa sabaha kadar konuşulabilecek bir konu. Biz ancak de dinlemekten keyif alıyoruz ama maalesef süre. Muhakkak. O yüzden şöyle bağlayayım, soru cevaplarla devam ederiz isterseniz. Benim belediye başkanlığı zamanında yaptığım birçok şey oldu ama kadın kooperatifi özellikle şu an içerisinde bulunduğumdan dolayı da son derece benim iyi kilerimden bir tanesidir. İyi ki böyle bir şeye öne yok olmuşuz. İyi ki benim 171 tane arkadaşım inanmış ve gelmiş ve hala, çünkü bu işlerde kurmak hiç önemli değil. Bunu devam ettirebilmek çok önemli ve onların bu 171 ortağın tamamına teşekkür etmek istiyorum. Bütün gelen yönetim kuruluna, başkanlarına, bütün emek veren arkadaşlarıma. Çünkü kooperatifler, ilk başta söylediğim gibi, hiç kimsenin olmayan fakat herkesin olan, herkesin aidiyet duygusunun olduğu ve direkt demokrasiyle seçilen ve seçilebilecek yerde olan, seçen ve seçilebilen durumda olan yapılardır. Dolayısıyla biz iyi ki böyle bir şeydeyiz. İkinci başkan nasıl oluyor diye şöyle bir gördüm. Bizler şeyde seçildikten sonra yönetim kurulunun içerisinden birinci, bu bizim ana sözleşmemizde yer alır. Birinci başkan ve ikinci başkan olarak yer alır. Ben ilk kurulduğu günden itibaren ikinci başkanlık görevimi halihazırda devam ediyorum. Belediye başkanı iken de bu şekildeydi. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Hemen sorunuza cevap vermiş olayım buradan da. Bu şekilde dediğim gibi benim iyi kilerimdendir. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum Ege Kadın Buluşması'na. Daha önce de katılmışlığım var biliyorsunuz Şengül Hanımcığım. Beraber çalışmışlığımız var. Yani onu şimdi söyleyecektim Sibel'cim. Arkadaşlar, evet. 7. Kadın Buluşması'nı İzmir'de Sibel'le yaptık. Sibel'in derneğiyle yaptık. Evet. Hiç unutmam. Evet. Yani evet. Sibel nasıl çalışıyordu biliyor musunuz? Kooperatifte de aynı öyle. Gelen şeyleri salonda karşılıyoruz. Bir baktım Sibel Yalınayak çalışıyor. Katılanlara çantayla Konak Belediyesi hediyeler veriyordu. İçinde broşürlerimiz de vardı. Sibel onları taşıyabilmek için ayakkabılarını, topuklu ayakkabılarını çıkarmış. Çünkü böyle yerlerde topuklu ayakkabılar giyilmez. Çok koşturuyorsunuz. Sibel Yalınayak'tı. Ve Sibel'in belediye başkanı seçilmesi Urla için, Urla'daki kadınlar için çok büyük bir şanstı. Keşke başkanlığı devam edebilseydi. Ama yine de kutluyoruz kendisini.
Özellikle ilk toplantıda Sibel'e yer verdi. Çünkü Sibel hem bir belediye başkanlığı döneminde bu kooperatifi kurdu, bir belediye başkanı olarak bu deneyimi yaşadı, bir de kooperatif başkanı olarak halen de içinde. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Sağ olun. Evet, sizi dinlemek çok büyük bir keyifti başkanım. Özellikle pandemide krizi fırsata çevirme hikayeniz çok etkiledi beni. Bir de 171 kadınla bir arada çalışmak çok güzel. Biz tekrar Urla Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi 2. Başkanımız Sayın Sibel Uyar'a bu değerli bilgilendirmeler için yürek dolusu teşekkür ediyoruz. Şengül Hocam çok iyi bir seçim olmuş. Çok etkilendik, çok motive olduk. Kooperatifim yok ama hemen kooperatif kurasım geldi. O kadar etkilendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben 3. konuşmacıya söz vermeden önce chatte sorularınız geliyor. Ben de not alıyorum ama sorularınızı 3 tane konuşmacımız olduğu için kime sorduğunuzu da yazarsanız katılımcılardan bunu rica edeyim. Hangi konuşmacımıza sorunuzu iletiyorsanız lütfen isim yazın. Bazıları yazmış ama bazılarında da yok. Bu bizim işimizi kolaylaştırır. Üçüncü ve son konuşmacımız Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın Şerife Atınç kooperatifin öyküsünü bize anlatacak. Buyurun Şerife Hanım. Başkanım buyurun. Teşekkür ederim Şerife Hanım. İyi akşamlar Şengül Hanım. Berin Hanım'a teşekkür ederim Şengül Hanım'a. Sibel Hanım'a ayrıca verdiği bilgiler için çok teşekkür ederim. Yine Şengül Hanım'a da buradan bir başsağlığı dilemek isterim. Aramızda olamadığı için hepimiz çok üzüldük. Ama bu arada Berin Hanım'la da tanışmış olduk. Çok sağ olsun. Şimdi ben önce kooperatifçilikle ilgili Sibel Hanım, Berin Hanım da Nahıl ve kadın CDV ile ilgili anlatımlarda bulundum. Ben de burada kuşak kuruluş hikayesini ve kuşağın yaptıklarını anlatmayı uygun buldum. 2017 yılında Kuşak Kadın Kooperatifi 17 kurucu ortakla birlikte kuruldu. Kurulmadan önce epey bir ön araştırma yapıldı. Bu 6-7 ay daha öncesi de var bunun ama yoğun olarak yaşadığımız 6-7 aylık bir süreçti kurulmadan önceki aşamada. İlk önce belediye öncülüğünde kuruldu. Daha sonra belediyeden ayrıldı. Kuşak kendi ayaklarında üzerinde durmaya devam etti ve böyle sürüp gidiyor. Bağımsız olarak, yani hiçbir kuruluşa bağlı değiliz şu anda. Şimdi kurulmadan önce tabii ki araştırmalar yaptık. Bir kadın kooperatifi kurulacak ama Kuşadası'nda ne yapabiliriz? Şöyle bir Kuşadası'nın eksiği neydi? Kuşadası'lık eşya, Kuşadası'nı hepiniz bilirsiniz. Birçok hediyelik eşya ürünleri var ama bunların hepsi Çin'den ithal edilen ürünler. Kuşadası'nda yerelde üretilen hiçbir ürün yok bunların içinde. Bununla yola çıktık biz. Nasıl bir kooperatif olmak istediğimiz şekillendi bu konuda. Üniversitelerle araştırmaya başladık. 9 Eylül Üniversitesi'nden doçent Leyla hocamız, evet, 9 Eylül Üniversitesi'nden Leyla hoca, ayrıca İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve bu konuda deneyimli olan kişiler, Ticaret İl Müdürlüğü ile ilgili yaptığımız görüşmeler, toplantılar sonucu biz ürünlerimizi üretmeye karar verdik. Bunlar Kuşadası'nın eski tarihi evlerinde olan çatı kuşları motifleriydi. Hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz, üretmemiz için de baskı tekniği, Leyla hocamızla birlikte baskı tekniği geliştirerek uygulamaya başladık. Bunlar neydi? Ahşap, geleneksel ahşap baskının yerine daha kolay şekilde yapacağımız eski tarihi kuşları motiflerini çıkarıp bunları şallara, çantalara, birçok tekstil ürünlerine basmak oldu. Bu bizim çok hızlı gelişen, hani 1,5-2 ay içinde gelişen hikayemizdi. Sonra Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın kooperatiflere yönelik bir hibe programı açıklandı. Burada birlik ve kooperatiflere açılan mali destek programı. Buraya dönemin başkan yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ile birlikte bir proje hazırladık. Projemizin ismi Kuşaktan Kuşağa Yaratıcı El Sanatları'ydı. Projeyi almaya hak kazandık.
Projede olanlar, ekipmanlar, önce bir dikiş atölyesi, çünkü biz kuşaktan kuşa yaratıcı el sanatlarını üreteceğiz, geliştireceğiz. Bir dikiş atölyesi için gerekli tüm malzemeler, tüm ekipmanlar, donanımlar, ayrıca profesyonel nakış makineleri, sadece bunlarla kalmadık. Bunun projenin içinde de birçok eğitimlerimiz oldu. Çünkü atölyeyi kuruyoruz, ekipmanları alıyoruz ama eğitim vermedikten sonra tabii ki bunlar hiçbir işe yaramıyor. Kadınlarımıza biz bu konuda hediyelik eşya üretmekle ilgili eğitimler, dikiş, nakış, baskı, kalıp oymacılığı, seramik kursları, bunların hepsini kuşak ortaklarına ve kuşağın dışında olan kadınlarımıza da eğitimlerimizi verdik. Bu arada Güney Ege Kalkınma Ajansı'na yazdığımız projede bir markalaşma. Şimdi markalaşmada hani kooperatiflerin artık kermesçilik ve stand, Sibel Hanım dediği gibi stand anlayışından çıkıp markalaşma dönemine girmesi gerektiğini düşündük. Çünkü biz daha çok yeni kurulmuş bir kooperatiftik. Bir yıl olmadan bunun üzerinde çalışmaya başladık. Markalaşma sürecini Yaşar Üniversitesi'nden Doktor Nazlı Gürgen hocamızla Yaşar Üniversitesi işbirliğinde yürüttük. Bununla ilgili de Kuşadası'nın da olması gereken ürünler. Bunlar markalaşma sürecinde neler yapılacak? Bundan tasarım, tasarım destekleri, ayrıca tasarım desteğiyle birlikte danışmanlık, üretim, neler yapabileceğiz? Bunların desteğini aldık. Şimdi markalaşma sürecine giriyoruz ama bu hemen böyle bir yıl, iki yılda olacak bir şey gibi, gerçekten biraz uzun vade gerekli. Çünkü bize engel olan bir de pandemi süreci vardı. Tam üretime geçemedik markalaşma sürecinde. İnşallah bundan sonra kuşak olarak markalaşma sürecimizi çok iyi bir şekilde devam ettireceğiz. Ben burada bir şeye değinmek istiyorum. Kadın kooperatiflerinde birliklerin önemine. Simurg, KEDEV ve Nahıl'la işbirliğimiz gerçekten kooperatifleri ayakta tutuyor. Onların üretimlerine, tasarım, üretim ve tasarım işbirlikleri kooperatifler için çok önemli. Nahıl'la yaptığımız işbirliği yine aynı zamanda, ben şunu da belirteyim burada, aynı zamanda Simurg Üst Kuruluşu'na da kuşak olarak bu sene üyeliğimiz gerçekleşti. Biz de bir Simurg üyesiyiz artık kooperatif olarak. Nahıl'la birlikte yaptığımız işbirliklerinde çok güzel tasarımlar ortaya çıktı ve işbirliği siparişlere devam ediyoruz onlarla birlikte. Çengül Hanım da desteği çok bu konuda, çok teşekkür ederiz. Nahıl'da da Şule Hanım'la da çok iyiyiz, ben de bu arada belirtmek istedim. Çok iyi bir yönetici o da, çok sağ olsun. Şimdi bizim bu proje, kadınlarla birlikte yapılan işbirlikleri, şimdi şeyde de görüyorsunuz siz sunumlarda da, tam bir atölye ekibi var burada. Şimdi bizim aldığımız eğitimlerde baskı, nakış, seramik, dikiş, ayrıca kadın grupları, çalışma grupları oluşturduk. Hani eğitim alan ortaklarımızdan çeşitli gruplar. Bunlar eğitimde iyi olan, çalışmak isteyen, çalışmaya ihtiyacı olan ortaklarımızla birlikte yapılan üretimlerde herkes eşit şekilde dikim, baskı, hangi gruptaysa o şekilde üretim yapıp ücretlendir. Tasarımlarda da arkadaşların hepsinin de isimleri yazıyor. O da böyle bir iyi nokta diye düşünüyoruz. Biz işte Ayşe Hanım tarafından yapılmıştır Kuşak Kadın Kooperatifi'nde gibi. Ayrıca bu ortaklarımıza bir motivasyon sağlıyor. Şimdi ben yine projeden bahsedeceğim. Diğer kooperatifler de proje yazmak isterlerse. Gerçekten bu destekler kooperatifler için çok önemli. Çünkü sıfırdan başladığımız bir noktaya bugün çok büyük bir dikiş atölyemiz, nakış makinamız, seramik atölyemiz, ayrıca Koptes'ten hibe aldık. Kuşadası'na özgü çatı kuşlarını üretiyoruz. Her eve bir çatı kuşu posta kutusu olacak inşallah Kuşadası'nda. Hibe almak gerçekten kooperatifleri ayakta tutuyor. Zorlanıyorsunuz ama birlikte ürettiğiniz için arkadaşlarınız da, çünkü kooperatif hepimizin yeri. Hani sarakların alışıp paylaşım yapabileceği, üreteceği
bir yer. Arkadaşlarımızla, bu gruplarla birlikte tasarım gruplarımız da var. Hep birlikte onlarla görüşüp neler üretebiliriz, nasıl yapabiliriz diye zaman zaman beyin fırtınaları diyorum ben. Bunları da yapıyoruz. Herkesin istediğini, yapabileceğini tasarım ekibine anlatıyor. Eğer olur alırsa o ürünün üretimine başlıyoruz. Yani fikir almak, kooperatiflerde diğer ortaklarla bir çalışmak gerçekten çok önemli. Şimdi bir de üst birliklerle işbirliğine değinmiştim. Çünkü hani Nahıl'ın çünkü çok önemli bir görevi var. O da gelenekseli ürünlerin pazarı talebi doğrultusunda yenilemek ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamak. Bu konuda Nahıl çok iyi tasarım desteği veriyor. O tasarım desteklerle birlikte üretiyor. Bu çok önemli. Çünkü arkanızda sizi destekleyen, size sipariş verecek, sizinle birlikte yürüyecek yerel yönetimlerden başka birileri olduğu zaman, bu da aynı zamanda kadını desteklediği için kadınlara güç veriyor. Bu da çok önemli. Şimdi yine ben hep projeden devam ediyorum. Çünkü biz kurulduğumuzdan beri hayatımız proje içinde devam ediyor. Projeyi biliyorsunuz 5 yıl devam ettirme, sürdürülebilirlik ve kar dağıtmama kararı var bu konuda. Projenin iyi sürdürülebilmesi için. Şimdi satış standlarımız da var AVM'de, Kuşadası AVM'de, Kuşadası Egeport'ta. Markalaşma süreciyle ilgili yaptığımız ürünler, bunlar yeni şekilde tabii devam edecek. Şimdi standlarla birlikte aynı zamanda tabii ki kermesler de devam ediyor. İki dönem olmadığı için burada genelde ortakların kendi yaptığı ürünleri stand ve kermeslerde pazarlamayı tercih ediyoruz. Ama pazarlamamızda da Trendyol, Shopier, hepsi burada yeni girdik. Kuşadası Kale içinde kendi satış noktamızda ürünlerimiz var. Bu arada yönetim ve tüm ortaklarımızla birlikte bu satış noktalarında birlikte çalışıyoruz. Hepimiz birlikte çalışıp işbirliği içinde üretime devam ediyoruz. Tabii bunlar çok önemli konular, birlik olmak. Çünkü kooperatiflerde şöyle diyeceğim ben, çalışmayan ortaklarımız da var. Ama bunlar da farklı şekilde, hani çalışmasa bile farklı şekilde destek oluyor. Atıl ortak olmamak gerekiyor diye düşünüyorum her zaman için. Sürekli üreten, birlikte çalışmak isteyen ortaklar olursa kooperatifin, kooperatifçiliğin çünkü ticari şirket olarak dış pazarla daha farklı ticari şirketlerle rekabet edebileceğine inanıyorum. Bu da birlik, birlikte üretim, markalaşma süreci. Türkiye'deki kooperatiflerdeki en büyük eksiğin markalaşma olduğunu görüyorum. Hani markalaşma deyince biz yereldeki markalaşmayı unutup farklı şekillere yöneliyoruz. Farklı şeyleri markalaştırmayı düşünüyoruz. Hani bu yolda markalaşma ile ilgili adımlar attığımıza inanıyorum. İnşallah da devam edecek arkadaşlarla birlikte işbirliği içinde. Bu arada da yaptığımız ürünlerde sürekli bir yenilik ve araştırma içindeyiz. Sadece çatı kuşları değil, Kuşadası'nın endemik bitkisi tüllüşah. Tüllüşah da Kuşadası'na özgü bir bitki. Bununla ilgili de çalışmalar, epey çalışmalar yapıldı. Biz de bunu şallarımızda, çantalarımızda baskılmış endemik bitkileri kullanarak desenlerimizi hayata geçirdik. Güvercin tabii ki Kuşadası'nın güvercini, güvercin olmadan olmuyor, güvercin adasından dolayı. Evliya Çelebi'nin dediği gibi Kuşadası'nda binlerce kuş çeşidi varmış. Çünkü çok az kalmış artık. Artık Kuşadası eski günlerindeki gibi değil tabii. Ama biz de çatı kuşlarıyla onları yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim sadece hani kooperatifi anlatıyorum ama en önemli şey sürdürülebilirlik tabii ki. Sürdürülebilirlik için işbirliği içinde olmak ve işbirliğini biz 95 ortağız. 17 ortakla kurulduk, 95 ortağız. Tüm ortaklarımızla birlikte yürütmek, çalışmak, el ele vermek. Kooperatifin ayakta durabilmesi için bu gerçekten çok önemli. Bununla birlikte kooperatiflerinin en büyük desteği.
Ama 1500 kadın kooperatifin içinde yani 15 kooperatifin Simurg ortağı olması çok az bir rakam, çok üzücü bir rakam. İnşallah bundan sonra daha fazla kooperatif Simurg'a bir birliğine üye olur ve birlikte hani birlikten kuvvet doğar sözü burada çok önemli. Ne kadar çok kadın kooperatifi Simurg'a üye olursa o kadar güçleniriz. Ve üretimimiz, ne bileyim kendimizi dinletmemiz, söz sahibi olmamız kooperatifler adına gerçekten çok önemli bir şey. Hani biz artık diyorum kadınlar birlikte el ele verip devam edelim. Hani yerel yönetimlerden şeyden bir şey beklemeyelim. Kendimiz pazarlayalım, kendimiz üretelim, tasarlayalım. Ve bununla ilgili de tasarımcılarla, üniversitelerle, meslek okullarıyla. Biz KOPTES eğitimini ortaklarımızla şu anda Halk Eğitim Birliği'nin halk eğitimi hocalarıyla birlikte veriyoruz. Onunla birlikte yürütüyoruz. Haftanın 4 günü seramik eğitimi veriyoruz. Ekipmanlar hepsi Kuşak'tan halk eğitime geliyorlar. Arkadaşlarımız bizim Kuşak yerini kullanıyorlar ve seramik eğitimini alıyorlar. Hepsi bunların sertifikalı. Daha sonra ileride kendileri istedikleri şekilde ürünlerini üretebilecekler. Ya kooperatifte satacağız veyahut da onlar ürünlerini pazarlayacak. Bu hani kamla bir çözüm bence. Sadece hani bir şey beklemeyelim. Kendimiz üretmeye devam edelim. Daha vaktim var mı bilmiyorum Şerif Hanım. Var mı daha vaktim? Son 3 dakikanız toparlarsak sevinirim. 3 dakikamız kaldı. Tamam. Şimdi en büyük sorunun sürdürülebilirlik olduğunu gördük yaptığımız toplantılarda. Daha önce Simurg'un toplantılarına katıldık. Şengül Hanım Urla'da biz de vardık. Bütün hani eğitimlerin hiçbirini kaçırmamaya yine Ege Kadın Platformu'nun eğitimlerine katıldık yine kuşak olarak. Ama burada sürdürülebilirlik ve eğitim çok önemli kooperatiflerde. Biz tüm ortaklarımıza eğitimi hep ön planda tuttuk devamlı. Öncelikle eğitim. Eğitimden sonra birlikte üretim ve kazanma. Sürdürülebilirlik bu konuda çok önemli ama pazar da çok önemli. Pazarda neler gerekli? Tasarım ürünleri. Hani yaptığımız el işi ürünler bir süre sonra yine kermesçiliğe dönüyor. Ama bir tasarım ürünü ve tasarımcılarla çalışma kooperatifçiliğin önünü açıyor. Benim bundan sonra kuşak için düşündüğüm tasarımlarla, tasarımcılarla işbirliği yapıp kooperatife getirip üretimlere devam etmek. Bu şekilde hani bir markayı yaratmanın ne bileyim Kuşadası'na yarar getirmesini sağlamak, Kuşadası'nın tanıtımına fayda sağlamak, kadınlara fayda sağlamak bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ben de yönetim kurulu arkadaşlarıma da ayrıca tüm kuşak ortaklarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz biraz önce yine yurt dışına bir paket hazırladık, toparladık, gönderdik. İlk ihracatımızı da bugün yapmış olduk. Bunu da hiç unutmayacağız. Kuşak yurt dışına bir adım attı. Daha önce yurt dışına fuarlarına katılmıştık. Ama fuarların dışında bugün ilk defa bir ihracatı gerçekleştirmiş olduk. Az sayıda olsa da adımımızı atmış olduk. Ortaklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Şengül Hanım çok sağ olun. Başkanım biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten de çok profesyonel ve çok başarılı bir öykü dinledik. Yüreğimize sağlık, ellerimize sağlık. Siz sadece üretim yapmıyorsunuz, aynı zamanda Kuşadası'nda kültür elçisi olmuşsunuz. Telli şahlarla, güvercinlerle, çatı kuşlarıyla. Çok tebrik ediyorum. Ayrıca ürünlerinizden beni en çok etkileyen bir çevreci olarak file oldu. Poşete karşı olan biri olarak o filelerinizi çok beğendim ve o filelerden mutlaka satışını nerede yaptığınızı öğrendik artık. Oralardan gidip satın alacağım. Çok beğendim. Ellerinize sağlık. Evet, ben Kuşadası. Yapayım. Bir parantez açayım. Pardon sözünüzü kestim. Rica ederim. Dünya Çevre Günü'nde bundan 3 yıl önce Kuşadası Pazarı'nda 1500 fileyi belediye başkanımız o zaman Özer Kayalı'ydı. Halka dağıttı.
ben de ilk çevre projemde plastik poşete sizinle, karşı evet bir ilk çevre evet ilk çevre projemde sizinle işbirliği yapmak isterim. Çok etkilendim o üründen. Çünkü arıyordum böyle bir şeyin üretimini yapan kim yapıyor diye. Evet, Kuşadası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanımız Sayın Şerife Atınca, bu güzel bilgilendirme için yürek dolusu teşekkür ediyoruz. Ben soru cevap kısmına geçeceğiz ama oraya geçmeden önce bu etkinliği koordinatörümüz her ay yapacağımızı, her ay 3 ya da 4 kooperatifi ağırlayacağımızdan bahsetmişti. Buraya nasıl müracaat edebiliriz diye bir soru yöneltilmiş. Şimdi biz Ege Kadın Buluşması olarak Ege'deki 8 ilde il sekreteryalarımız var. Chat bölümüne her il sekreteryamız telefon numarasını yazar ise il sekreteryalarınızla bağlantıya geçersiniz. Biz her salı toplantı yapıyoruz. Orada değerlendirip ona göre seçim yapılacak. Bizler oraya telefon numaralarımızı, il ve telefon numaralarımızı yazarız. Kooperatiflerimiz de bize oradan ulaşabilirler. Uygun mudur Şengül Hocam? Evet, tabii çok uygun. Ayrıca arkadaşlar, benim tespit edebildiğim kadarıyla bugün burada 8 ilden arkadaşlar, 15 ilden arkadaşlarımız var. Yani Ege evet, Kadın Ankara'yı Buluşması, da gördüm. Evet, evet 8 ilde aktif ama 15 tane ilden katılım var. Daha sonra ek bir program yaparak 8 ilin dışındaki kadın kooperatiflerine de yer verebiliriz. Evet, çok harika olur. Onlar da istedikleri evet. ili ya da İzmir, daha merkezli bizde, İzmir'deki il sekreteryalarımızı arayarak bilgilerini sosyal oraya bırakabilirler. Sosyal medya hesaplarımızdan da müracaat edebilirler. Sosyal medya öyle hesaplarımızdan. Öyle mi yapalım? Sosyal medyadan hayır, yani bizim ilimizin 8 ilin dışında katılmak isteyenleri bize evet. sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Ben sorulara geçmek istiyorum müsaadenizle. Bir katılımcımız kooperatiflerin sürdürülebilir olması önemli, destek şart demiş. Bunu sanırım Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'ndan Berin Yenice'ye yöneltirsek bizi daha güzel bilgilendirebilir diye düşünüyorum, destekler olduğu için. Bir kooperatifin sürdürülebilir olması için destek şart neler yapılabilir? Berin Hanım, soruyu size soralım. Sesiniz açık. Merhaba, ben de biraz bakmaya çalıştım. Hani neler şey yapabiliriz diye. Bir şey, yani bu sürdürülebilirlik konusu hakikaten önemli. Onun için o şeyde biraz önce de söylemiştim. Hani o başlangıçta kuruluş süreci çok önemli. Yani işe sağlam başlama süreci önemli. Onun için hani biraz hakikaten planlayarak, anlaşarak, birbirimizi güçlendirerek ilerlemek kritik. Ama tabii bu şeyde, yani sürdürülebilirlik meselesine tabii yani iş açısından da bakmak lazım. İşler tabii şeyden, yani kooperatiflerden de çok arkadaşlar var aramızda. Yani sürekli bir büyüme istiyor yani iş meselesi. Hani bir şey, bir ürünle ya da bir şeyle, bir hizmetle başlıyorsunuz ama onun sürekli yenilenmesi, ihtiyaca göre tekrar organize edilmesi, tekrar değerlendirmesi lazım. Ve giderek de aslında biraz kapasitesini genişletmeye, büyütmeye, biraz daha fazla sayıda kadına erişmeye, iyi bir üretim kapasitesi oluşturmaya da dönüyor iş. Tabii burada şey de önemli, yani pazarlama meselesi de vurgulanıyor tabii bu iş meselelerinde falan, o da önemli ama yani şeyde biraz bu iş meselesinin de hani aslında bütün parçalarının birbirini tamamladığını da unutmamak lazım. Yani bunun da bir parçası yönetim. Eğer bir kooperatifte iyi bir yönetim yoksa, biraz önce konuştuğumuz gibi, yani ortak bir liderlik anlayışı yoksa, birlikte bir karar verme mekanizması yoksa iş de başarılı olmuyor. Eğer böyle işi geliştirmeye, araştırmaya, biraz neye ihtiyaç var, piyasayı anlamaya vakit ayırmıyorsa kooperatif, yine iş başarılı olmuyor. Ya da işi yani iş için iyi bir ekip oluşturulamadıysa, ortaklar için sürekli bir eğitim sağlanmıyor, bilgiye erişimi yeterli değilse, ekibin kapasitesi, üretim şeysi, becerileri gelişmiyorsa falan, yani o ihtiyacı olan ekibe ulaşamıyorsa yine o iş başarılı olmuyor. Diğer yandan şeyler, hani çok iyi bir yine finans becerisi geliştirmesi gerekiyor kooperatiflerin.
neyi kaçtan alıyor, kaçtan satıyor, bunların hani kaydı kuydu. Yani aslında bu tip şeyler, muhasebe meseleleri de genelde finans meseleleri de kooperatifler için çok kritik oluyor. İşte kooperatifçi arkadaşlar tabii çok yakından biliyorlar. Hani bu tip meseleler her zaman kooperatifler için bu yasal yükümlülükler vesaire meselesi de bir mevzu oluyor. Yani onların hepsini biraz bir bütün içinde düşünüp birbirini güçlendirerek bu birkaç taraftan paralel bir ilerleme sağlamak gerekiyor. Yani sadece birini iyi yapmak yeterli olmuyor maalesef sürdürülebilirlik için. Tabii burada şeyler yani kadın kooperatifleri açısından bakınca işbirlikleri de önemli. Yani Sibel Hanım çok güzel anlattı yerel yönetimler açısından. Şerife Hanım da çok güzel mesajlar verdi. Burada aslında önemli olan bir bunlar kadın kooperatifi. Yani kadınların kurduğu kendi ihtiyaçları etrafında ve yönettiği yapılar olması lazım. Yani bağımsızlık meselesi önemli. Bu sürdürülebilirliği de çok doğrudan etkiliyor. Yani biraz biz ne yapmak istiyoruz, neyi yapabiliriz? Yani buradan ilerlemek çok kritik oluyor. Fakat tabii ki işbirlikleri çok önemli. Ve biz işbirliklerine de biraz şuradan da bakmak zorundayız. Hani işte bu yerel yönetimler ya da işte başka diyelim ki toplumdaki kaynakları yöneten yapılar kimse, onlar da aslında yani o toplumun ürettiği kaynakları dağıtıyorlar. Onları bir şekilde belli hizmetlere aktarıyorlar ya da aktarmıyorlar. Bu aslında bir hani kadınlara destek olma meselesi değil. Aslında bu biraz hakikaten o toplumdaki kaynakların biraz kadınların ihtiyaçlarına, önceliklerine göre bir yeniden dağıtım mücadelesidir. O yüzden de işbirlikleri önemli. Yani sadece hani burada kadınlar var, bir şeyler yapıyorlar, onlara da destek olalım meselesinden öte bir durum aslında. O yüzden orada ısrarcı olmalıyız. Yani hem yerel yönetimler hem merkezi yönetimler düzeyinde biraz bu işte şeyler, nitekim hani birçok hükümet kuruluşu var, kalkınma ajansından vesaire, yani şeyler bu tip bizim gibi yapılar için fon sağlayan kuruluşlar da var. Onların hepsini biraz bu bizim hani dedik ya başta dünyayı kadınlar değiştirecek meselesi. Hani bu dünyayı değiştirirken kadınlar için toplumu değiştirmeye çalışırken aslında bunların da dağılımını bir yeniden etkilemeye çalışıyoruz. O yüzden bu vazgeçilecek bir şey, aman işte uzak dursunlar meselesi değil aslında. Orası da bizim için bir mücadele alanı kadınlar olarak. Biz öyle görüyoruz. O yüzden oradaki işbirlikleri de hem Sibel Hanım dediği gibi hani çok ilkeli bir şekilde, Şerif Hanım da vurguladığı gibi bağımsız bir şekilde yürütmeliyiz. Ama tabii ki orada söz sahibi olma mücadelemizde devam ettirmeliyiz. O yüzden bu işbirlikleri çok kritik oluyor kooperatifler açısından, sürdürülebilirlik açısından da öyle. Yani işte bir mahallede diyelim ki çocuklar için çok yüksek bir erken çocukluk eğitimi ihtiyacı varsa, hem kadınların çalışması için hem çocukların eğitimi ihtiyacı açısından bakıyoruz buna. O zaman orada belediyelerin diyelim bunları desteklemesi lazım. Çünkü bu çok kritik bir ihtiyaç. Oradaki mahallenin gelişmesi, güçlenmesi için. Keza meselelerinde işte biraz önce konuşuyorduk. Hani işte yangınlar oldu vesaire, o da aslında çok fazla bir şekilde afetlerle yüz yüze kalıyoruz. Oralarda da hani bu süreçlerin nasıl işleyeceği, işte şeylerin orada kullanılan kaynakları nasıl kullanacağı, hakikaten oradaki insanların ihtiyaçlarına göre, önceliklerine göre kullanılmadığı meselelerine de o yüzden hep birlikte biraz bakmak gerekiyor. Yani sürdürülebilirlik içinde bu işbirliği meselelerini iyi tartışmamız lazım. Yani hep birlikte hem kooperatifler olarak hem örgütlenmiş kadınlar olarak. Onlara bakalım. Bir şeyle, yani bu iklim değişikliği meselesiyle ilgili bir soru vardı. Orada da biz Hocam gibi... sırayla soralım ben. Tamam. Orada atlamayalım. Evet, sıra sıra verelim. Diyorsunuz ki sürdürülebilir olması için eğitim şart, yerel yönetimde işbirliği şart, bir de iyi bir muhasebeci diyorsunuz. Aynı zamanda da motivasyon mu gerekiyor? Evet. Ortak karar verme. Evet. Şimdi ben ikinci sorumu Sibel Başkan'a yöneltmek istiyorum. Bilgen Duman katılımcının sormuş.
Hatay'dan merhaba. Biz belediye ortaklı bir kooperatif kurmaya çalıştık. 2020'de Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre tüm maddeleri yerine getirdik. Ama tabii genelgeye göre belediye bir kooperatif ortak olacaksa Cumhurbaşkanlığı onayı istemiyordu. Çevre Şehircilik onay verdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı'na gitti. Ama neredeyse bir yıldır bekliyor orada. Belediye kurucu ortak ya da ortak olmak istediğinde böyle bir engel var. Bu konuda bilgi ya da destek olunabilir mi demiş. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ben buradan gördüğüme çok mutlu oldum. Sayın Profesör Doktor Aylin Çiğdem Köne Hocam ve Sayın Profesör Doktor Gaye Erbatur Hocam da buradalarmış. Onları, çünkü onlar gerçekten kadın çalışmalarında ve özellikle kooperatifçilik konusunda yayınlarını ben hocam sizi de yakından takip ediyorum, söylemek istiyorum. Çünkü yakın zamanda bir yüksek lisans programını bitirdim ben de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde. Emeğinizden dolayı çok kutluyorum. Çok zor bir işmiş gerçekten. Ben mühendislik eğitimi almış bir insanım. Sosyal bilimler gerçekten zor. O yüzden sizi de tüm akademi adına da akademik yaptığınız çalışmalar bütün tüm yayınlar adına da tebrik etmek istiyorum. Çünkü akademik anlamda bir karşılığı olmadığı zaman yaptığınız hiçbir şeyin ne yazık ki kıymeti harbiyesi de olmuyor. Çünkü ayaklarının bir şekilde yere basması gerekiyor. O yüzden bilim anlamında da bu konuya gösterdiğiniz çaba ve emekten dolayı da çok teşekkür etmek istiyorum. Yerelde kalkınma ve tüm kadınlar adına bunu özellikle ifade etmek isterim canım hocam. Şöyle söyleyeyim, bizim zamanımızda bu kadar zor değildi. Fakat ne yazık ki biliyorsunuz ki çok fazla detaya girmeyeceğim bu konuyla ilgili ama her şeye karar veren tek bir mekanizma olduğu için şu son zamanda tutunuz belediye şirketlerinin kurulmasından ve belediyelerin kooperatifleri ortak olmasından dolayı ciddi sıkıntılar yaşandığı, bence de biz de bunu takip ediyoruz. Ancak dediğim gibi ne yazık ki böyle şeyler oluyor. CİMER'e yazmanızı öneririm, yani direkt muhatap olmak adına, çünkü gerçekten burada inisiyatif, işte biraz önce politik anlamda kullanılmasının nedeni aslında budur, biraz önce ifade ettiğim gibi. Yani bizi en büyük bu tehlike bekliyor. İstenilen kooperatif tanımlanabiliyor ve devamlılığı sağlanabiliyor ya da istenilmeyenin de yapılmayabiliyor. Biraz daha ısrarcı olmanızı size önereceğim. Üst üste gidin, ticaret il müdürlüğüyle görüşün, bakanlıkla görüşün, yazışın. Çünkü hiçbir şeye bundan sonraki daha da zor olacak. 1500 tane kadın kooperatifinin olması ne kadar doğru, inanın benim için çok büyük bir soru işareti. Çünkü çok ciddi bir kadın kooperatifi enflasyonu var şu an. O yüzden de çok üzülüyorum açıkçası. Yani İsteğe bağlı bazı kooperatifler çok önceliklendirilirken bazıları da önceliklendirilmiyor. Böyle bir şey varsa bence, eğer kurulamıyorsanız belediyeyi bertaraf edip kurulunuz. Ondan sonrasında devamında belki yapılabilir. Çünkü onların meclis kararı almaları gerekiyor. Meclis kararı aldıktan sonra bunun bildirilmesi gerekiyor. Oy birliğiyle, yani birçok şeyi var ama dediğim gibi inisiyatif yukarıda tek bir birimde olduğu için, tek bir alandan bu kadar söyleyeyim, ben az söyleyeyim siz çok anlayın, çok fazla da detaylandıramıyorum. Dolayısıyla daha ısrarcı olmanızı talep ediyorum ya da belediyenin, hangi belediye bilmiyorum, daha ısrarcı olması konusunda. Çünkü Hatay'da hocam. Hatay'da işte, yani ne demek istediğimi anlatayım. Çünkü burada muhalif ve iktidar, çünkü burada bir de şunlar da var. Birlikler de ne yazık ki politize edilmeye çalışılıyor. En büyük risk de bu bana sorarsanız. Herkesin kendi kooperatif polarizasyonu bu şekilde de kullanmaya çalışıyor siyasi irade. O yüzden de büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Eğer kurulması gerçekten, yani bir kere şu var. Bir lokomotif ürününüz varsa, Berin Hanım biraz önce ifade etti. Sadece bir kooperatif kurmak bir şey değil. Sürdürülebilir olması çok önemli. Bir üretimin olması çok önemli. Dolayısıyla bütün bunları aynı potada eritebiliyorsanız, sadece belediye kısmı kaldıysa ve siz bunun için kurulamıyorsanız, lütfen kurunuz. Kurunuz, belediye size dışarıdan da destek verebilir. Yani bunun çok artısı, böyle çok aman aman yok. Sadece biraz önce de ifade ettim. Yerel yöneticinin buradaki vizyonerliğiyle alakalıdır bu durum.
Çünkü ilave bir şey katmıyor aslında bakarsanız. Ama bizim o zamanki özellikle içerisinde olmamızın ana sebeplerinden bir tanesi yerel yönetici olarak yeni kurulan bir yapının, biraz önce Berin Hocam da ifade etti, yönetimlerinin sağlam olması gerekiyor noktasında. Yoksa bağımsızlığı konusunda Urla Kadın Üretici Kooperatifi'nin ne benim zamanımda ne sonrasında bağımsızlık anlamında direkt müdahale hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Sadece yönetim kurulunda belediyenin belirlediği bir temsilci olarak yer alırlar. Sadece bir tek oy hakları vardır. Yatay hiyerarşi aynı şekilde burada da yatay hiyerarşidir. Ama tabii ki siyasi anlamda ya da mevzuat anlamında çok da farklı olmasa da dediğim gibi inisiyatif işidir bu. Eğer tek derdiniz belediye ise koyun kenarıya, siz kurunuz belediyenin kooperatifinizi. Gerçekten inanıyorsanız bu kooperatifi biz yapabiliriz, üretebiliriz, kadınları sosyoekonomik anlamda. Çünkü KEDEV bu konuda ve SIMURG size destek olacaktır. İşbirliği protokolünün içerisinde belediyeyle yapılan ve sonrasında mülki idareye onaylatılan bir protokolle de bazı şeyleri daha hızlı açabilirsiniz. Çünkü ihale kanuna tabisiniz ne yazık ki. Ama işbirliği protokolü kapsamında bazı istisnai şeyleri yapabiliriz. Bunu özelden size daha detaylı anlatabilirim. Şu an çok boğmak istemiyorum bu konuyla ilgili, izin verirseniz. Evet başkanım, belediye başkanları için bir tek para basamaz. Onun dışında her şeyi yapar diyorlar, doğru mu? Tabii başkanım? Adam asamaz, para basamazdır bizim işlerde. Onun dışında her şeyi yaparmış. Şu evet. An hangi taraftan olduğunuzla da alakalı bazı şeyler. Doğrudur hocam. Teşekkür ediyorum. Bu sorularımız çok Şerif Hanım, çok fazla. Evet, kısa cevaplarla. Evet, Berin Yenice'ye sormak istiyorum. Çünkü bütün kooperatiflere eğitim ve destek veren bir kurum olarak. Sevim Dalgıç sormuş. İyi akşamlar arkadaşlar. Şu anki kadın kooperatiflerin durumu biz kadınları tatmin eder durumda mı? Kooperatiflerin vizyon oluşturma sıkıntısı mı var? Ne dersiniz diye sormuş. Herhalde para kazanıyorlar mı diye sormak istiyor. Ya aslında Sibel Hanım da bahsettiği gibi o çok güzel vurguladı. Yani işte 1500 kooperatif var ama bunların hepsi hakikaten sayı olarak var. Bazıları gerçekten işlemiyor. İşte çok böyle hani küçük ölçekli biraz gibi başlayan girişimler de çok fazla. O yüzden bu 1500 içinde ne kadarı hakikaten aktiftir ve hakikaten bir kooperatif gibi, bir kadın kooperatifi gibi işliyordur. Buna bakmak lazım. Fakat çok doğru değil. Yani kadın kooperatifleriyle ilgili de aslında bu son dönem birçok şey söyleniyor. Eleştiriler de oluyor ama burada aslında birkaç şeye bakmak lazım. Yani bir, kadınlar açısından biraz bildiğimiz işlerden başlamak durumunda kalıyoruz. Çünkü piyasayı bilmiyoruz, neye ihtiyaç var bilmiyoruz. Ve aslında sermayemiz de çok az oluyor. Dolayısıyla buralardan biraz başlıyoruz. Onun için mesela birçok kooperatif yapıyor, işte erişte üretiyor, tarhana üretiyor vesaire falan, öyle başlıyor. Fakat bunların hepsi de bir süreç. Yani biraz bir öğrenme süreci gibi de görebiliriz bunu. Ama böyle bakıp kadın kooperatifleri sadece şunları yapar gibi bir vizyonsuzlukla kadın kooperatiflerine de bakmamak lazım. Bunların çünkü hepsi aslında biraz bu kadın kooperatiflerin durumu da kadınların genel durumundan çok bağımsız değil. Dolayısıyla ne kadar piyasanın içindeysek, ne kadar kendi örneklerimizi, iyi örneklerimizi çıkarabiliyorsak oralardan bu harekette güçlenecek diye bakmamız lazım. İşte bugün iki kooperatiften biraz hikayelerini dinledik. İkisi de bence çok vizyoner, başarılı. Sürdürülebilir potansiyeli çok yüksek, siz de dinlediniz. Böyle çok iyi örnekler var ama tabii ki işte çok iyi planlanmadan çok küçük ölçekli başlayan işler de var. Onları da biraz böyle yolun başında gibi düşünelim. Ama bu iyi örneklerden beslenerek ben çok iyi şeyler, iyi bir hareketi dönüştüğünü düşünüyorum kadın kooperatifleri konusunda. Teşekkür ederim. O yüzden artacak, yükselecek, iyi olacak demek
istiyorum tamam. ben. Şey burada Serin Hisar Kadın Kooperatifi işletmenin numarasını alabilir miyiz demiş. Eğer Ege Kadın Buluşması'nın platformunu istiyorsak biz her il yazacağız onu ama başka bir işletme numarasını istiyorsanız lütfen sorunuzu tekrar edin, anlaşılmıyor. Hatay'ın sorusuna bir katılımcımız ismi yok, Galaxy A71. Bilgen Duman, eğer belediye direkt ortak olma konusunda sıkıntı çıkıyorsa şöyle yapabilirsiniz. Belediyenin şirketi varsa onu da üye olarak alabilirsiniz diye bir öneride bulunmuş. Berin Hanım, sizin verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkürler var. Serin Hisar Kadın Kooperatifi'nin bir sorusu var. Buna kooperatif başkanlarımız da Berin Hocam da cevap verebilirler. Bizim satış pazarımıza ihtiyacımız var. 2019'da kurdum. Çok güzel bir kooperatifimdi ama pazarımız olmadığından bu sene üretim yapamadım, satışım olmadığı için demiş. Aslında konuşmacılarımız e-ticaretten, Instagram'dan, hepsi buradan bir takım satış yerlerinden bahsettiler. Bunun dışında eklemek istedikleriniz varsa hanginiz cevap vermek isterseniz hocam, birinizden alalım cevap. Ben cevap verebilirim. Buyurun hocam. Evet. Şimdi dediğim gibi şu an sosyal medya üzerinden, yalnız şu ne ürettiğiniz çok önemli burada. Neyi nerede satacağınızın noktası, yani ne ürettiğiniz, ne kadar ürettiğiniz, kimi hedeflediğiniz. Dolayısıyla bütün bunlar bir satış strateji planlaması için de çok önemli. Dolayısıyla böyle şu an dediğim gibi sosyal medya üzerinden çok ciddi şeyler var. Kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerle bu işi değerlendirebilirsiniz. Kaymakamlıklar bu konuda ilgililer açıkçası, çünkü kooperatifler her ne olursa olsun yine de çünkü Ayşe'ye, Fatma'ya siz bir şey istemiyorsunuz ya da Ayşe'nin, Fatma'nın malını satmıyorsunuz. Zaten buradaki en önemli kıymetli şey o. Siz bir kooperatif malı satıyorsunuz. Sizin değil ama hepinizin. Dolayısıyla kendiniz için bir şey istemiyorsunuz orada. Dolayısıyla bulunduğunuz yörenin, eğer isterse benim numaramı da paylaşabiliriz. Ben yazayım da buraya. Çok seviniriz hocam. Çünkü biz şöyle de bir çünkü şey yapıyoruz. Çünkü sizinle özel görüşmek isteyenler de var. Özellikle tamam. Sizin yurt dışıyla nasıl bağlantı kurdunuz diye onların sormuşlar. Onların hepsinde konuşuruz. Ben yazacağım şimdi chatten. Ve bu konuda chatten. Sizinle görüşmek isterim demiş. Eğer sakıncası yoksa paylaşırsanız mutlu oluruz. Yok estağfurullah. Şimdi hocam. Ben paylaşacağım telefon numaramı da. Cevaba da bu yurt dışıyla nasıl bağlantı kurduğunuzu eklerseniz hocam. Cevaba da şöyle söyleyeyim. Şimdi biz basında yer aldığınız andan itibaren, sosyal medyada yer aldığınız andan itibaren, bir de ikili ilişkilerinizi doğru kullandığınız andan itibaren, yani bunu özellikle ifade etmek istiyorum. İkili ilişkilerinizi doğru kullandığınız andan itibaren zaten bunlar geliyor. Dolayısıyla her ne kadar kendinizi tanıtabiliyorsanız, ifade edebiliyorsanız, bütün bunlar beraberinde geliyor zaten. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Yani bunların hepsini birbirine toparlamak lazım diye düşünüyorum. Sosyal medya şu an için çok önemli. Mevcut durum itibariyle pandemi bize bunu getirdi. Sosyal medyayı doğru kullanabiliriz. Bir de şunu söyleyeyim. Biz aynı zamanda Urla Kadın Üretici Kooperatifi olarak diğer kooperatiflerin mallarını da satıyoruz. Kendi internet sitemizden. Mesela Alaşehir'den var galiba, burada katılımcılar arasında gördüm. Alaşehir Kooperatifi'nin üzümünü de satıyoruz biz elimizden geldiği kadar. Böyle bir bizim de yapabileceğimiz, eşdeğer çalışabileceğimiz bir ürününüz varsa yönetim kurulu kararıyla biz bunları da, çünkü bizde hiçbir zaman tek başına Sibel'in kararı diye bir şey yoktur. Biz yönetim olarak karar verirsek ancak bir şey yapabiliriz. Yatay hiyerarşi söz konusudur. Hiç kimse kimsenin üstünde değildir. Herkesin sadece bir boy hakkı vardır. Dolayısıyla yönetim kurulu kararıyla bunu da olumlu gördüğümüz takdirde bu şekilde çalışmalarda yapabiliyoruz. Biz Urla Kadın Kooperatifi olarak da size bu konuda, Eda da burada galiba, Yelki bizim kardeş kooperatifimiz, diğer bütün kadın kooperatiflerinin olduğu gibi hem de bizim komşumuzdur. Biz elimizden gelen desteği vermek de isteriz Urla Kadın Üretici Kooperatifi olarak. Teşekkürler başkanım. Burada ben de bir katkı sağlamak isterim. Afyonkarahisar ilinde Kayseri Ticaret Odası ve Eğitim Vakfı birlikte albikere.com diye ücretsiz dükkan açabileceğiniz bir site kurdu. albikere.com. Buraya ücretsiz üye olabiliyorsunuz ve ürünlerinizi satabiliyorsunuz. Hatta bir toplantıda Şengül Başkanıma da iletmiştim. Hani bu konuda nasıl kayda olacak, dükkan nasıl açacak, bu konuda bir eğitim de planlayabiliriz, yapabiliriz. Bir de öyle bir geçen yıl cirosunu açıkladılar. Geçen ay Vali Bey Gökmen Çiçek eşliğinde kuruldu bu. 5 milyon cirosu olmuş bir ayın içerisinde. albikere.com.
Ben de bu katkıyı sağladıktan sonra Nazlı Yolaç sorusunu ben Berin Hocama iletmek istiyorum. Kooperatif ortaklarında gelir paylaşımı nasıl yapılıyor? Vergilendirmede kurumlar vergisine mi tabi diye sormuş. Öncelikle şey söyleyeyim, maalesef kadın kooperatifleri bir ticari kuruluş olarak görülüyor. Yani vergi kanunları açısından ve yani herhangi bir ticari kuruluş hangi vergilere tabi ise kadın kooperatifleri de o vergilere tabi. Kurumlar vergisiyle ilgili bir muafiyetten bahsediliyor ama orada o bir ortak dışı işlem şartı var. O da dışarıya ya ortağınız olmayan birine bir ürün sattığınız anda o şeyin dışına çıkmış oluyorsunuz. Dolayısıyla muaf olma şansınızı da kaybediyorsunuz. Dolayısıyla yok gibi bir şey muafiyet. O yüzden bütün vergileri aynı şekilde herhangi ticari kuruluş gibi tabi. Gelir paylaşımı ile ilgili aslında orada çok farklı metotlar var ama kooperatiflerde bir sermaye kadın kooperatiflerinde diyeyim daha doğrusu bir sermaye üzerinden kazanç dağıtımı söz konusu değil. Herkes emek verdiği oranda gelirden pay alıyor. Onu da her çeşitli kooperatiflerde çeşitli hesaplama yöntemleri var. Hani arkadaşlar herkes kendi şeyini daha detaylı belki başka bir zaman anlatabilir ama ama esas olan şey her ortak eğer o gelirin kazanmasıyla ilgili bir emek harcamışsa ona göre belli bir adil bir yöntemle her kooperatif kendine göre belirlediği onu paylaşıyor. Evet, bir de Sibel aynı soruyu Sibel Başkan'a da sormuşlar. Sibel Başkanım, siz nasıl gelir paylaşıyorsunuz? Onu merak etmişler. Sibel Hanım'a sormak istiyorum demiş Nazlı Yolaç. Kooperatif ortaklarla gelir paylaşımını nasıl yapıyorsunuz? Şimdi hemen size ifade edeyim. Şimdi biz gelir paylaşmıyoruz bir kere. Kâr dağıtımı yok. Biz şöyle söyleyeyim. Çalıştığımız kadar ücretlendiriyoruz. Her genel kurulda belirlediğimiz günlük çalışma ücretlerimiz var. Sonrasında da bunu yönetim kurulu olarak güncelliyoruz. Çalıştığınız kadar günlük bir ücret belirleniyor. O ücret üzerinden aylık ne kadar çalıştıysanız hizmet bedeli adı altında her ay ortaklarımız ödeniyor. Biz şu şekilde diğer mesela çay ocaklarında üretimde kaç gün çalıştıysa 10 gün çalıştıysa günlük ücret çarpı 10 olarak hesaplarına bu şekilde yatırılıyor. Biz bu şekilde bir paylaşım yapıyoruz. O zaman siz karı yatırıma mı dönüştürüyorsunuz? Çünkü bir kar da var orada. Tabii ki biz dediğim gibi biz büyüyoruz. Evet. Mal alıyoruz, malzeme alıyoruz, teknik ekipman alıyoruz, teknik desteğimiz var. Mesela Başkanım siz yakında başka kadın kooperatiflerine hibe bile verirsiniz, ben öyle görüyorum. Bu arada ben inşallah Allah böyle bir hale getirsin bize. Sizlere çok tebrik ve teşekkür var üç konuşmacılarımıza. Ben onları okumuyorum, sizin gördüğünüzü düşünüyorum. Onunla vakit kaybetmiyorum ama her birimize ayrı ayrı çok yürek dolusu teşekkürler var. Lütfen onları okuyalım. Üç katılımcımıza birden sormuş. Onun için üç konuşmacımızdan da çok kısa cevap almak istiyorum. Begüm de Erol sormuş. İnsanların özellikle ihtiyaçlarını kadın kooperatiflerinden almaları için nasıl bir bilinçlendirme yapılmalı? Konuşma sırasına göre önce Berin Hocam, sonra Sibel Başkanım, sonra Şerife Başkanım cevap verirse sevinirim. İnsanların özellikle ihtiyaçlarını kadın kooperatifinin almaları için nasıl bir bilinçlendirme yapılmalı? Buyurun Berin Hocam. Berin Hocam yok herhalde. Sibel Başkanım. Buyurun Berin Hocam. Tamam. Ya aslında tüketiciler açısından bakınca giderek aslında bu konuda bir bilinçlenme var. Herkes biraz kooperatiflerde genelde öyle üretim yapıyor. Hem biraz daha geleneksel hem doğal üretim yapılmış özellikle gıda konusunda zaten böyle bir şey var. Diğer üretim alanlarında da kooperatiflere yönelik bir şey var. Bize de çok geliyor kooperatiflerin ürünleri nerede satılıyor, nereden alabiliriz falan diye. Fakat tabii bunun oranı henüz tüketiciler arasında düşük. Ve tabii ekonomi giderek kötüye gidiyor. Orada biraz
ister istemez ucuza doğru yönelme gibi şeyler oluyor. Orada biraz aslında o şeyi, yani o alanı biraz güçlendirmek, bir de biraz hakikaten kooperatifler için o alanı daha güçlendirmek gerekiyor. Yani pazara erişim yollarını daha da güçlendirmek gerekiyor. Onun için biz de biraz Salinahal'ın hem e-ticaret hem sosyal medya şeylerini o anlamda kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Hem de biraz kooperatiflerin kendi alanlarını yaratmasına destek vermeye çalışıyoruz. Yani Sinur Kadın Kooperatifleri Birliği'nin de öyle planları var. Yani biraz daha fazla ortaya çıkarmak, görünürlüğünü arttırmak gerekiyor kadın kooperatiflerinin. Sibel de bir şeyler ekler Sibel evet, Hanım. Sibel Başkanım, sizden sonra da Şerife Başkanımızın alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz bunu şu şekilde yaptık pandemide özellikle. Şimdi herkesin, mesela birine yardım etmek istiyorlar, bir şey yapmak istiyorlar. Kadın kooperatiflerinin yerelde kalkınmadaki önemini ifade etmek lazım. Siz sadece orada, mesela ben kendi bizim özelimizden söyleyeyim, siz orada sadece bir enginar almıyorsunuz. Siz orada enginar olarak tarıma destek oluyorsunuz. Çünkü küçük üreticiyle çalışıyorsunuz. Hem tarıma destek oluyorsunuz diyoruz biz. Hem kadın istihdamını destekliyoruz, kadının güçlendirilmesi açısından. Yani bunun sosyal faydasının doğru ifade edilmesi lazım. En başından beri defaten söylüyoruz, burası bir ticari işletme değildir. Sosyal kooperatifçilik, çünkü ne yazık ki kooperatifleri şirket olarak görüyorlar. Bu basının ve birliklerin ve KEDEV'in özellikle de Simurg'u bu yüzden de çok önemsiyorum. Kadın kooperatifi ne demek? Sosyal kooperatifçilik ne demek? Yani biz yapı kooperatifi, biz iki tane bina dikmiyoruz. Biz bunu yaparak hem tarıma destek oluyoruz, hem kadın istihdamına destek oluyoruz. Ve ne güzel ki sizin evinize gönderdiğimiz bizim yediğiniz her şey gerçekten hiçbir katkı maddesi içermeyen, sizin gibi, sizin evde nasıl yaptığınız gibi yapılmış olan ürünler diyoruz. Güvenilir gıdaya kolay yolla ulaşabiliyorsunuz diyoruz. Bunu basın yoluyla, özellikle ama özellikle, kadın bir ara Fox'ta vardı mesela, neden kooperatifler diye. Yani sosyal medyada ve görsel medyada insanların bunu bilgilendirmesi için, biz burada mesela biraz önce Şengül Hanım ifade etti, kaç ilden burada beraberiz. Bir kişi bir kişiyi anlatsa, bilmeyen bir kişiyi anlatsa, o bir kişi bilmeyen iki kişiyi anlatsa, biz bu şekilde var olacağız. Kadın dayanışması bunu gerektiriyor. Herkese anlatacağız, bıkmadan anlatacağız. Bana söyleyeyim, ben sabaha kadar anlatayım. Dolayısıyla biz kurtuluşumuz yok. Ya hep beraber kurtulacağız bu işten ya da hep beraber çıkacağız bu işten. Yani biz kadın dayanışmasıysa eğer, burada hep söylüyoruz, bunu bu şekilde yapabiliriz ancak. Neden kooperatiften mal almak zorundasınız? Ben bir saat, siz aslında bir enginar almadınız deyip anlatmaya başlıyorum. Çünkü bu çok kıymetli bir şey. Bu bir sosyal sorumluluk projesi gibi düşünün. Bu bir sosyal kooperatifçilik tanımlaması, yatay hiyerarşinin oldu. Mesela şu söyle, birinci başkan hiç, bu bizim için önemli değil. Bizde yatay, her şey yatay. Herkes eşit. Bu çok kıymetli bir şey ama biz o kadar dikeye alışmışız ki. Yatay örgütlenmeyi bile anlamıyoruz. Biz hepimiz aynıyız. Ben 171'den sadece bir tanesiyim. Geride 170 tane daha arkadaşım var benim. Kooperatifler çok kıymetli. Kıymetini bilmemiz lazım. O yüzden bunu doğru ifade etmemiz lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şerife Başkanım, birkaç cümle de sizden alalım. Evet, ben de her zaman arkadaşlarıma söylerim. Kuşak Kooperatif'in dükkanının önünden geçerken, ay burada bir kadın kooperatifi varmış, yardım olsun diye bir ürün alalım değil. Burada önemli olan iyi üretim, iyi pazar. Adil üretim, adil paylaşım. Bunları zaten sizin vitrininizde, sizin vizyonunuzda gördükleri zaman, ben buradan bir tek bir şey alayım değil, ben her yıl yılbaşı hediyelerimi, arkadaşlarıma seyahate giderken alacakları hediyeleri, yani kooperatiften alayım. Ama burada bunları yapmak için adil üretim, adil paylaşım, pazarlamanın yarısına markalaşma önemli benim için. Yani benim tek söyleyebileceğim bu. Evet, Şerife Başkanım, size bir de bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun, bir de bir şey daha söyleyeceğim.
Biz sadece ortaklara da para dağıtmıyoruz. Bir arkadaşım kooperatiften önceki dönem beraber çalıştığım arkadaşım hatırlattı bana. 4 tane de sigortalı çalışan arkadaşımız var. Biz aynı zamanda istihdama da destek oluyoruz. Yani bu çok kıymetli. O 4 tane kadın arkadaşımızın işi varsa kadın kooperatifi. Yani bu Urla için, işte bu Seferihisar için, bu Balçova için, bu hepimizin bununla ilgili anlatacağımız çok hikaye var. Hikayeyi doğru ifade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şerife Başkanım, Aslı Sözen Nardadere'den katılımcımız sormuş. Başlangıçtaki bu finansı nasıl sağladınız? Ortaklarınızdan mı diye. Aslında başkanım bahsetmişti KOPDES'ten destek aldığını, bir de Kalkınma Ajansı'ndan. Şimdi şöyle, biz kurulduktan bir ay sonra bir Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın hibe desteği programı çıkmıştı. Ona başvurduk ama bu süreçte de tabii ki boş durmadık, üretmeye devam ettik. Önce küçük küçük. Ortaklardan aldınız mı Şerife Başkanım? Bir tane attık, sonra 1000 tane aldık, 5000 tane aldık. Bunun gibi bu süreç devam etti. Kuruluş aşamasında hiç kimseden destek almadık. Ortaklarımızın katkı payı 5 paydı. Bu da 100 yerine 500 lira yapıyor. Tabii ki bu ortaklar için toplu üretimde çok büyük destek oldu. Yönetim, kooperatif ve birlikte üretme. Hani 100 lira yerine 500 lira. Tabii herkes 5 pay sahibi. Bununla birlikte de ne oldu? Aldığımız ürünlerin devamı bu şekilde geldi. Ürettik, sattık, aldık. Ürettik, sattık, aldık. Yani pazarladık. Kalkınma Ajansı'ndan hangi desteği aldınız? KOPDES'ten makine desteği almışsınız değil mi? Kalkınma Ajansı'ndan kuşaktan kuşa yaratıcı el sanatları. Eğitim kalkınma desteği değil mi? Hayır, eğitim desteği değil. Büyük bir projeydi. Eğitim, ekipman, satış noktaları. Evet, tamam. Aynı zamanda buna da ben... Aynı zamanda bununla ilgili bir birimiz vardı. Diğer işte COSGAP de destek veriyor bir takım tanıtım faaliyetlerinde ve personel istihdamında, İşkur da bu konularda hibe destek veriyor. Bu kurumlarla da bağlantıya geçebilirsiniz. Evet. Siz Şerife Başkanım, siz mi 5 yıl süreyle gelir dağıtımı yapmayacağız diye karala, sizin neydi, Uğran'ın mıydı? Evet, hayır, bizim... Çünkü o soruyu da size sorayım. 5 yıl sürede gelir elde etmiyor mu üyeler diye sormuşlar. Hazır söz sizdeyken ona tamam, da cevap verelim. Ona da cevap vereyim. Bir proje yazarken ilk önce ana sözleşmenizde değişiklik yapmanız gerekiyor. Yoksa projeyi alamazsınız. Bu da 5 yıl kar dağıtmama kararı. Ama ortaklarımız sürekli yaptıkları işlerin ücretlerini, ne kadar çalıştılarsa ücretlerini her ay alıyorlar. Biz de 95 ortaklı bir kooperatifiz ve şu anda 2 sigortalı ortağımız var. Herhalde önümüzdeki 2 yıl 2020'ye çıkacak sezonumuz. 5 yıl kar dağıtmama kararı ajanslar için kooperatifin büyümesini sağlamak. İşte mal alımını sağlamak, sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu amaçla bu şeyi sözleşmede bunu almanız gerekiyor. Bu bir kanun hükmünde bir şey. 5 yıl kar dağıtmama kararını mutlaka hibe alacağınız zaman ana sözleşmede olağanüstü genel kurulla almanız gerekiyor. Ama ortaklarımızın hepsi yaptığı işlerden ve ürettiği ürünlerden paralarını, ücretlerini alıyorlar ve kazanıyorlar. Şengül Başkanım, size bir soru gelmiş. Kooperatiflerin bu çalışmalarının tanımı yeterli değil galiba. Bizler bu gelişmelerden haberdar değiliz. Bir yöntem geliştirilir, herkesin duyması sağlanmalı demiş. Zaten Şengül Başkanım her ay bunu yapacağını söylemişti. Başka bir projeniz var mı Şengül Hanım? Biz sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Lütfen bizleri takip edin. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bakın, biz 2005'te kurulmuş bir platformuz. 2005'ten beri yani çok sosyal medyaya, daha doğrusu basına çıkma gibi bir şeyimiz yok bizim. Böyle bir çabamız. Çünkü biz alanlarda çalışıyoruz arkadaşlar. Biraz çaba göstermeniz lazım. Dedik ya, 8 ilde aktiviz, 8 ilde de sosyal medya hesaplarından görünürüz. Sizlerin de biraz araştırmacı olmanız gerekiyor. Kooperatiflerle işbirliği yapmanız gerekiyor. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok ciddi de mesai harcıyoruz bu anlamda. Biraz çaba gösterin lütfen. Veya siz önerin, ne yapmamız gerekiyor? Platformlarda olmanız gerekiyor. Biz başka ne tür size yardımcı olabiliriz? Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz gerçekten.
Evet, gerçekten pandemi sürecinde de biz 1,5 yıl eğitim verdik bütün kooperatiflere ve şu anda da kooperatiflerin kendilerini tanıtması için bir platform açılmış durumda. Başkanım da dediği gibi bütün önerilerinize de platform olarak açığız. Ege'nin incileri Şerife Başkan'ı ziyarete gidecekmiş, misafiriniz var başkanım. Sorum Berrin Yenice'ye, Aslı Su Şahin sormuş ama Aslı Su Şahin'in sorusundan önce Galaxy A71 Nahil etiket tasarım konusunda da destek veriyor mu diye sormuş. Diğer soru ise Aslı Su Şahin'den, paylaşımlarınız esnasında iklim değişikliği konusunda çalıştığınızı ilettiniz. Bu alandaki çalışmalarınızdan biraz daha paylaşma şansınız olabilir mi? Bu sene öncelikli çalışma konusu iklim değişikliği, çevresel afet risk yönetiminin azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi olan 14-25 Mart 2022'de gerçekleşecek BM Kadın Statüsü Komisyonu'na katılımınız söz konusu olacak mı? Kadınların yenilenebilir enerji kooperatifi girişimlerine de KEDEV'den desteğiniz olabiliyor mu? Ya da bu konudan sizden destek talep eden kadın grupları var mı? Çok teşekkür ederim. Sevgiler diye bir soru var. Buyurun hocam. Yani o şey etiket konusunda hem gıda hem hani diğer işte şey tekstil vesaire şey konularında hem hani ruhsatlandırma hem şey etiketleme konusunda Nahıl evet destek oluyor. Nahıl'a iletişime geçebilirsiniz. Bu iklim değişikliği konusunda da aslında şöyle çalışıyoruz. Biz yani KEDEV olarak biraz mahalle düzeyindeki çalışmaları çok önemsiyoruz. Burada da yani iklim değişikliği konusunda mahalledeki kadınları bir araya getiriyoruz. Onlarla birlikte işte çeşitli atölye çalışmaları düzenliyoruz. Hani bu iklim değişikliği nedir mahallemizde, ne tip riskler yaratıyor? Bu risklerle başa çıkmak için mahallemizde hangi kaynaklar var? Bunlarla ilgili aslında şeyler, çalışmalar yapıyoruz mahallede kadınlarla birlikte. Ondan sonra kadınlar komiteler oluşturuyorlar. İşte bu şeylerle ilgili riskler, kaynaklar bunları yan yana koyarak eylem planları geliştiriyorlar. Yani bizim mahallemizin buradan kaynaklanan risklere dirençli olabilmesi için neler yapılması lazım diye bir eylem planı oluşturuyorlar. Orada hem kendi yapabileceklerini söylüyorlar hem de işte şey diğer kuruluşların neler yapması gerektiği ilgili öneriler geliştiriyorlar ve sonra onlarla bir araya geliyorlar. İşte şey hem yerel yönetimler hem diğer kamu kuruluşlarıyla hem yönetimde özel sektörle vesaire sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip hani bu eylem planını birlikte nasıl harekete geçirebiliriz falan diye bir müzakere çalışması yürütüyorlar. Burada temel amaç aslında biraz şey gibi yani o mahallede hakikaten bu tip durumlar olduğunda ve şey hani bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Biraz hakikaten o mahalleyi bunlara karşı daha güçlü hale getirmek. Yani daha detaylı sonra belki bahsedebiliriz ama şimdi çok girmeyeceğim. Bu BM toplantılarına katılıyoruz. Hem konuşmacı olarak katılıyoruz zaman zaman. Onu söyleyeyim. Bu enerji konusu bizim de çok önemsediğimiz bir konu. Hatta o konuda böyle epeyce araştırmalar falan da yürüttük. Yani Türkiye'de böyle bir yani enerji konusunda nasıl bir çalışma yapılabilir diye hem biraz yani yerelde sürdürülebilir bir şey yaratmak, yaşam yaratmak için özellikle hani köy düzeni vesaire düzeninde hani böyle biraz enerji de kendinden çıkan yapılar nasıl oluşturabiliriz diye de bakmaya çalıştık. Fakat Türkiye'de bu çok kolay bir alan değil. Fakat hani çok şey bizim de hani önemli buldum. Yani yurt dışından başka şey hani bu alanda çalışan kooperatiflerle falan da iletişime geçtik. Hani onlarla dönem dönem böyle şeyleri paylaşıyoruz ama şey yani henüz bir girişim başlatmadık. Fakat hani bu tip örgütlenen kadın gruplarıyla çalışmayı her zaman çok isteriz. Biz de hani baktığımız, değerlendirdiğimiz bir konu. Bizim de çok önemli bir konu hakikaten. Evet. Berin Hocam size iki tane daha soru var. Atıl ortaklar için bir yaptırım veya çözüm var mıdır? Bir de kadın kooperatiflerinde kadınların yaş ortalaması, bunu Naz Yolaç sormuş. Kooperatife ortak kadınların yaş ortalaması olarak belirlenmiş bir öneri var mıdır? Sürdürülebilirlik açısından özellikle diyor. Yani bu atıl ortaklar konusu aslında işte dediğimiz gibi biraz hakikaten hep şeyin yani biraz her kooperatifin kendi içinde değerlendirmesi gereken bir konu. Ama hani şeyden
yani Süleyman Şerif Hanım da bahsettiği gibi aslında biraz hani zaten şey yani gelir paylaşımı işte şeyler falan biraz emek üzerinden gittiği için onlar biraz aktif şeyler ortaklar üzerinden yürüyor. Ama yani bu karar verme mekanizmalarına tabii ki bütün ortaklar dahil olmalı. Orada da aslında kooperatifin kendisine çok iş düşüyor. Yani biraz hakikaten çok iyi bilgilendirme süreci. Çünkü atıl kalmanın birkaç tane sebebi olabilir. O da biraz hani bilgi sahibi olmamakla ilgili olabilir. Çünkü bilmediğiniz bir şeye katılamazsınız. Yani eğer direkt üretim biçimleri vesaire yer almıyorsanız, başka da bir bilgi alma kaynağınız varsa giderek aslında şeyin, kooperatifin o kendi örgütlenmesinden, kendi dinamiğinden kopuyorsunuz. O yüzden bir öncelikle niye bu ortaklar atıl kalıyor ona bakmak lazım. Yani şey olmayabilir, illa üretime katılmak zorunda değil olmayabilir ama aslında herkes kooperatif için bir şey yapabilir. Biraz önce işte şey Şerif Hanım diyordu hani Sibel Hanım da diyordu hani gidip birilerine anlatsa bile böyle bir kooperatif var filan yani biz komşularına anlatsa orada burada bahsetsin bu da çok önemli bir katkı ama önemli olan o şeyin yani kooperatifin bir parçası halinde olması. Orada hani bir kendimize öncelikle şey sormalıyız niye bu ortaklar atıl kalıyor meselesini mutlaka sormalıyız. Ama yine de hani böyle bir şekilde dahil olmuyorlarsa da aslında şeyin yani bunlar karşılıklı konuşarak halledilebilecek meseleler yani neden bir parçası değil, parçası olması için ne yapmak gerekiyor bu işin değilse de hani o zaman istifa etmesi yoluna gidilebilir. Çünkü şeyin hani kooperatiflerde ortaklıktan çıkarmanın yasalara göre belli şartları var. Onları yapmadığı sürece durduk yerde kimseyi kooperatiften çıkaramıyorsunuz. Onun için burada biraz karşılıklı anlaşma, biraz birlikte değerlendirme süreci gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Yaş içinde aslında şey bir yaş sınırı yok tabii ki. Yani tabii yaş sınırı yok. Yani sürdürülebilirlik açısından yani böyle bir öneriniz var mı? Hangi yaş grubu olsun diye bir öngörü istemiş sizden. Yaş sınırı olmadığını biliyor ama hani sürdürülebilir olması için diyor hangi yaş gruplarında bir öngörünüz var mı diye sormuşlar. Ya aslında tabii ki şeyin hani kooperatiflerde çeşitlilik çok önemli. Şey olarak da yani hem yani her açıdan çeşitlilik çok önemli. Farklı düşüncelerde olabiliriz, farklı eğitimlerden, farklı tabii görüşlerden. Burada şey yaştan ziyade sanırım istekli ve hevesli olması yaş önemli. Öyle. 70 yaşındadır yaş ama 18 diye taş çıkarabilir değil mi hocam? Öyle evet yani yaş çeşitliliği de önemli çünkü her yaşı ama burada tabii hakikaten o nesiller arası uyum da kolay bir şey değil ama yani şimdi kooperatiflerle bir araya geldiğimizde hep görüşüyoruz. Herkes aslında çok fazla gençleri de dahil etmek istiyor. Biraz oralara da bakmamız lazım. Nasıl daha fazla dahil edebiliriz? Nasıl daha fazla ama artık hani kooperatiflerde yani çok genç kadınların kurduğu kooperatifler de var. Dolayısıyla o etkileşim önemli yani şeyler. Aslında kuşaklar arası etkileşim de çok önemli kooperatiflerde. O da çok ciddi bir çeşitlilik kooperatifler açısından. Keşke bir arada olunsa evet, daha güzel olur. Doğru söylüyorsunuz. En çok da bu ihracatla ilgili sorular gelmiş. Hem Sibel Başkanıma hem Şerife Başkanıma. Kaleci Kanameneli Kooperatifi demiş ki coğrafi işaretli üzümü işliyoruz. Bunda pekmez, şike, buna benzer yan ürünlerimiz var. Yurt dışı çok istiyoruz ama buna uygun kapasitemiz var. Yurt dışına ihracat için bize yardımcı ve önce olabilir misiniz demiş. Kaleci Kanameneli Kooperatifi numarasını yazar ya da Sibel Başkanı'na Şerife Başkan'ın numarasını yazar. Bağlantıya geçersiniz. Sanırım bize uyumlu ürün olursa destek veririz demişti Sibel Başkanım. Tabii Şerife Başkan'ın da söylemek istediği bir şey varsa alabiliriz. Ama burada şey Sibel Başkan'a güzel bir soru var. Çay ocağı ve plaj işletmesine herhangi bir destekle mi aldınız? Örnek almamız açısından bilgi verebilir misiniz demişler. ifade ettim ben. Yani belediye başkanının öngörüsüyle alakalı bu. Ben her iki işletmeyi de belediye başkanlığı döneminde verdim. Kullanılmak üzere işbirliği protokolü kapsamında. Ancak biliyorsunuz Urla'nın başında farklı işler var. Gelen kayyumun bir tanesi bizden aldı. Kayyum dediğim şudur, şu an Urla Belediyesi'nde bir belediye başkanı yoktur, kayyum tarafından yönetilmektedir. İlk gelen kayyum bunu aldı, dedi ki hayır ben buraya bir ticari işletme olarak Urla Belediyesi'nin şirketine vereceğim dedi, aldı. Fakat sonrasında gelen
diğer kayyum, Sayın Kaymakam, dedi ki hayır, ben kadın dayanışmasına inanıyorum. Burayı siz kullanabilirsiniz ama belli özel şartları var. Orayı bir bize tezgah adı altında kiralama yöntemiyle verdi. Bu şekilde oldu. Dolayısıyla her iki tarafta da en başından beri ifade ettiğim gibi bu şekilde oluyor bu işler. Yani sizin oraya nasıl baktığınızla alakalı. Verilebilir ya da verilmeyebilir. İhracat ürünleri için özellikle şunu söyleyeyim. Üretim izniniz olması şart. Coğrafi işaretli ürünler son derece kıymetli. Bizim biliyorsunuz bu zincir marketlerde şu an o ismini bildiğiniz bütün hepsine, gerçi burada vermemde bir sakınca yok. Biz aynı zamanda Migros'a ve Metro'ya da satış yapıyoruz. Üretim izninizin olması lazım, barkodlarınızın olması lazım, bütün teknik altyapınızın buna uygun olması lazım. İhracat dediğiniz andan itibaren de mutlaka her ihracat kaleminde numunelerinizin, analizlerinin yapılması, belli analizlerin uygun koşullarda olması şartı var. Dolayısıyla hadi ben bunu ürettim çok güzel hadi gönderelim dediğiniz zaman yurt dışı sizin yüzünüze bile bakmıyor. Dolayısıyla en başından beri söylediğimiz bir üretim izninin olması, bir standart üretimin olması, bütün bu koşulların sağlanıyor olması çok önemli. Ama coğrafi işaretli ürünler bundan sonraki dönemde çok daha önem arz edecek. O yüzden lütfen coğrafi işaretli ürünlerinize sahip çıkın. Bizde iki tane var şu an hali hazırda. Bir tanesi Urla Sakız Enginarı, öbürküsü de Bornova Bamyası. Bu biz ikisini de bu söylediğimiz zincir marketlere de satıyoruz. Ve lütfen onlara sahip çıkın. Ama dediğim gibi eğer bir üretim izniniz yoksa da bunu almak için ilçe tarım müdürlüklerinde bunlar size çok yardımcı olurlar. Diğerleriyle ilgili yani siz rekabet ortamının çok büyük olduğu bir yerde oyunu kuralına göre oynamak zorundayız. Doğru standart üretimler yapmak istiyoruz. Mesela ilk başta biz de yaptığımızda ben evde böyle yapıyorum diyordu. Hayır, biz öyle evde ne yapıyorsun, o çok güzel, çok harika ama bizim bir standart üretimimizin olması lazım. Bizde kek tarifi bir tanedir. Örnek veriyorum. O reçeteyi sadece o oradaki tarife göre yapar. Evdeki sizin onu yaptığınız, bunu yaptığınız önemli değildir. Üretim standartizasyonunun doğru belirlenmesi lazım. Dolayısıyla her ne kadar ticari değilsek de bunlar bir ticari işletmedir. Tamam, sosyal bir tarafı da çoktur ama yönteme, mevzuatın bütün şeylerine vakıf olmakla mükellefiz biz. Dolayısıyla üretim izinlerinizin mutlaka olması gerekiyor. Ondan sonrasında da satış kanallarınızla uluslararası pazarlara açılabilirsiniz diyorum. Bunun da devletin de bununla ilgili teşvikleri var. Ticaret odalarıyla iletişime geçebilirsiniz. Talep edenler var. Doğru noktalarda doğru kişilerle işbirliği yaparak doğru kurumlarla bu işleri başarabilirsiniz olarak inanıyorum. Bu arada ben telefon numaramı chat'e yazdım. Evet, orada. 0533 330 66 19 göremeyenler için. Bu benim kendi şahsi cep telefonu. Size bir soru daha sormak istiyorum. Sonra Şerife Başkanlığından da aynı sorunun, hani ihracatı nasıl yapabiliriz, nasıl ulaşabiliriz? Bir de bu soruya cevap vermesini isteyeceğim. Pasif üyeler hak talep ediyor mu? Ediyorsa nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi pasifiye şöyle, biz 171 ortak dedik ama hepsi de takdir edersiniz ki çalışan değil. Başkanım soru geldi mi? Ben duydum sizi. Sesiniz mi kapandı? Şu an duymuyor musunuz? Düştü beni? Mi? Duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Alo. Evet, sesiniz geliyor Sibel Hanım. Tamam. Sibel'cim sen konuşabilirsin. Şerife Hanım siz duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şengül Hanım siz duyuyorsanız bir duyuyoruz duyuyoruz Sibel'cim, tamam, devam et canım. Tamam. Ay, ne diyordum bak vallahi unuttum, şu an kafam karıştı. Ne sormuştuk en son? Kafam karıştı. Ha, pasif üyelerle ilgili ne yapıyoruz? Şimdi pasif üye, aktif üye, şimdi burada üyelikten çıkarma koşulları çok farklıdır. Yani burada bir dernek İç çalışma yönetmeliği yapabilirsiniz. Bu bize ana sözleşmede bu olanak sağlıyor. Ama kooperatiflerde ortak çıkarmak o kadar kolay bir işlem değil, takdir edersiniz ki. Dolayısıyla pasif üyelerin her üye yaşı itibariyle çalışamayabilir, bulunduğu yer itibariyle çalışamayabilir. Özellikle pandemi koşullarında kronik hastalığı olan arkadaşlarımız çalışamadı. Bunlar
Biraz önce Berin Hocam'ın da ifade ettiği gibi herkesin yapabilecek bir şey vardır. Çalışmak isteyen bütün arkadaşlar evde çalışma yapabilirler. Tekstil üretiyorsa, başka bir şey üretiyorsa. Mesela bizim pandemide fiziki olarak katılamayan arkadaşlarımız online çalıştılar. Yani telefonlara baktılar. Mutlaka çalışılacak bir yöntem vardır ama birebir de İşte pasiftir deyip ama iç çalışma yönetmeliği hazırlayıp bununla ilgili üyelikten çıkarma ya da farklı işlerle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Genel kurul kararıyla her üyeye teslim tebelli tutanağıyla vererek bu işleri tabii ki yapabiliyorsunuz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şerife Başkanım, sizden de soruların cevabını alalım, iki sorunun. Evet, öncelikle... Benim geliyor mu sesim acaba? Evet, evet. Evet, geliyor başkanım. Şimdi öncelikle pasif üyeden mi başlayayım? Şimdi pasif üye tabii ki hiçbir üretimde katkısı olmayan veya kooperatifi bir kere bile hani ziyarete gelmeyen, kooperatifin yerini bilmeyen, hani üye o kooperatiflerde de var. Bizim kooperatifimizde de var. Ama şu anda tabii onlar için biz de hiçbir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz ve ortak WhatsApp grubumuzda da paylaşıyoruz yapılacak işleri veya ihtiyacımız olduğunda yardıma gelir misiniz diye. Hani hiç gelmedikten sonra ama bir genel kurulu kararıyla Sibel Başkanım'ın da dediği gibi karar alıp, yönetim kurulu karar değil, genel kurulu kararıyla hani ortaklık çıkışıyla ilgili bir şeyler yapılabilir. Ama şu anda böyle bir şey yapmak istemiyoruz. Onların da kooperatife katkılarını üretmeleri için ne zaman zamanları gelecek onları bekliyoruz. Diğer soru da herhalde ihracatla ilgili bir soruydu. Bizde gıda üretimi yok. Hani biz tamamen el işçiliği, el sanatları, nakış, örgü, seramik bu konuyla ilgili bizim yurt dışına gönderdiğimiz kadınlarımızın ördüğü çeşitli, onlarla ilgili hani Kalecik kooperatifiyle yine tekrar özelden de konuşuruz, telefon numaramı yazarım. Bizim hani onların gıda üretimi olduğu için Sibel Hanım bu konuda onlara çok iyi bilgiler verdi. Daha hani iletişime geçmeleri bence Sibel Hanım'la onların daha uygun olur. Coğrafi işaretli ürünlerin olması çok önemli tabii ki kooperatifler için, bu yöre için. O yüzden yine de isterlerse iletişime geçeriz biz Kalecik Kooperatifi ile ilgili. Teşekkür ediyoruz. Son soru bu. Hatta bir de bize bir şey söylemişler, onunla beraber bitiriyoruz. Ankara Altın Davreten Kadın Kooperatifi 2 yıldır Aydıncık köyümüzde nohut üretiyor. Sonucunda makarna üretim hattı kurduk. Doğal sebze kurusu tozları ile katkısız sebzeli makarnalar üretiyor ve satıyoruz. Başka talepler gelirse bölgemizdeki kadın kooperatifleri olmak üzere onlardan da alarak satıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle e-ticaret konusunda nasıl bir yol izlemeliyiz diye sormuş Altın Davreten Kadın Girişimci Kooperatifi. Kim? Soru kime? Soru. Soruyu kime olduğunu söylememiş. Bu konuda kim bilgi vermek isterse diye evet, açık sordum başkanım. Tabii. Ben söyleyeyim istiyorsanız. Ya da evet, Şerife bence. Başkanım siz söyleyin. Tamam. E-ticaret. Pardon, siz başlayın Sibel Hanım. Yok. Ya mesela en basitinden Instagram var. Yani şu an herkesin hani çok sıklıkla kullandığı. Instagram üzerinden başlayabilirsiniz. Bir internet sitesi kurabilirsiniz, alışveriş sitesi kurabilirsiniz. Ya da bu hepsi burada ve diğer işte Trendyol'da kadın kooperatifleri için özel n11.com, bütün bunların kadın kooperatifleri olarak istisnai kapsamları var. Ama şunu söyleyeyim, lütfen Simurg'a üye olun. Simurg ve KEDEV size bu konuda bütün yardımları yapacak. Ve bu onların çünkü en önemli işlevleri, Simurg çok kıymetli bir birlik. Size son derece eğitimler verecek e-ticaretle, burada söylemle olmuyor. Nasıl yapacağınız, paylaşımlarınızın nasıl olacağı, lütfen Simurg'a başvurun. Simurg üyesi olun. Simurg yalnız olmadığınızı size hissettirecektir. Bu konuda son derece samimiyim.
Biz 2020 yılında artık resmi üye olduk. Daha önce hep gönül birlikteliğimiz vardı ama 2020 yılında olduk. Bize de destek verdi. Yani biz de böyle anamızın karnından öğrenip de gelmedik buralara. Dolayısıyla Simurgh ve KEDEV'le lütfen işbirliğinde olun. İkisi de çok önemli kurumlardır. Bizim tamamen yol haritamızı çizenlerdir. Sizden lütfen rica ediyorum, tamamen kadın emeğini düşünen insanlardır. Hiçbir ticari ya da başka bir amaç gütmezler. Biz bunları yaşamış insanlar olarak konuşabilirim sizinle. Özelimizde de bunu söyleyebilirim. Lütfen iletişime geçin. Sadece buradaki söylemle değil, bu işlerin eğitimini almamız lazım. Çünkü bunlar ciddi bir artık... Konu son zamanların önemli konularından bir tanesi. Gerçekten size son derece destek vereceklerine ben inanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım. Şerife başkanım, size bir soru gelmiş. Kuşak yeni ortak alırken giriş aidatı alıyor mu diye. Tabii bütün kooperatifler kurulduğu zaman ortakların ödediği belli bir katkı payı var. Pay ortaklığı oluyor. Evet, her yeni ortak kooperatife üye olacağı zaman kar payı diyorum, katkı payı alınıyor. Aidat değil de önce girişimiz, sonra da aylık aidatlarımız var. Evet. Evet. Değerli katılımcılar, çok şanslıyız çünkü bütün konuşmacılarımız telefon numaralarını verdiler. Çok kıymetli bu. Onlara not alabilirsiniz. Bu programı tekrar Nergis Döner tekrar dinlemek istiyorum. YouTube'a yükler misiniz demiş. Zaten Ege Kadın Buluşması'nın bir YouTube kanalı var. Hatta YouTube kanalına yüklemede de ben proje sorumlusu olduğum için bu soruya ben cevap vermek istiyorum Şengül Başkanım müsaadenizle. Bir buçuk yıl boyunca yaptığımız tüm eğitimler ve bu kayıt altına alındı. Bizim yönetim danışmanımız var, Aylin Hocamız. O onayladıktan sonra bunları yüklemeye başlayacağız. Yüklemeye başladığımızda diğer etkinliklerimizde sizlere duyurusunu yaparız inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Kapanış konuşmasını yapmak ve teşekkür belgelerini takdim etmek üzere sözü Ege Kadın Buluşması Platformu Genel Koordinatörümüz Sayın Şengül Baysal'a bırakıyorum. Hepinize yürek dolusu teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşamdı. Nasıl 2 saat, 2,5 saat geçti ben anlayamadım. Eminim ki değerli katılımcılarımız da anlayamadılar. Yürek dolusu teşekkürler. Buyurun Şengül Başkanım. Çok teşekkür ederim Şerife Hanım. Bu gecenin hazırlanmasını emeği geçen Şerife Aksoy, Ünal ve Meltem arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca arkadaşlar 8 ilde sekreteryalarda görev alan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü illerindeki kooperatifleri tek tek aradılar, bu duyuruları yaptılar. Orada her ilde bir kooperatif grubu var. O grupta olmayan illerdekiler lütfen müracaat etsinler. Bize ben telefonumu buradan verdim. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirler. Gördüğünüz gibi başarı tesadüf değil arkadaşlar. Başarı gerçekten bir Sibel Başkan gibi, bir Şerife Atınç gibi çalışmakla oluyor. Hani Sibel Başkan diyor ya, bana bir sorun ben 1000 anlatayım. Evet, bu mücadelenin her aşamasından geçtiler. Yani inanılmaz bir mücadele verdiler. Eğer siz bir yerde takılıyorsanız o noktada bir sorun var demektir ve lütfen yardım, destek almaktan çekinmeyin. Sibel Başkan'ın, Şerife Başkan'ın dediği gibi yerel yönetimleri ve merkezi idareleri zorlamamız gerekiyor. Biz gerçekten çok büyük bir gücüz. Biz TUSİAR seçildiği zaman arkadaşlar bileşenlerimizle beraber gittik. O kadar kalabalıktık ki bizi İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda misafir etmek zorunda kaldı. Biz her dernek taleplerini liste halinde kendisine takdim etti. Ama en acil olanları 20 maddeyle kendisine sunduğumuz anda orada tamamını olur aldık ve yolumuz açıldı, yürüdük. Yerel pazarlar konusunda biz orada yaşayan derneklerden, kooperatiflerden daha çok ısrarlıyız. Biz onları zorluyoruz. Diyoruz ki lütfen siz yerel pazarlarınızı oluşturun, bir gün yapın, biz gelelim sizi destekleyelim diyoruz. O kadar zorluyoruz ki, ama bu taleplerin onlardan gelmesi lazım. Ben bugün ortakların motivasyonu açısından tüm kooperatifin üyelerini de burada görmek isterdim. Gelsinler, görsünler, hem diğer kooperatiflerin nasıl çalıştığını öğrensinler, hem de motive olsunlar istiyoruz. Bunun için de müracaat eden herkesin sosyal medya hesaplarını bizzat açıyoruz.
Yani kooperatiflerin kendisi kendi bünyelerinde vermedikleri eğitimleri biz Ege Kadın Buluşması platformu olarak tamamını verdik arkadaşlar. Çok da fazlasını verdik. Yani kadın gücüne inanıyoruz, güveniyoruz ama örgütlülük şartıyla. Mutlaka kadınların ister dernek olsun, ister kooperatif olsun, isterse platform olsun mutlaka örgütlenmesi lazım. Ve KEDEV inanılmaz bir fırsat kadınlar için. Hani Sibel Başkan anlatıyor sürekli, bir KEDEV'in üyesinden daha çok anlatıyor ya, ben de aynı şekilde KEDEV'i sürekli herkese öneriyorum. Örgütlenme aşamasından kooperatif aklınıza gelebilecek her aşamada inanılmaz destek veriyor. Burada Sibel Başkan telefonunu verdi, Şerif Hanım telefonunu verdi. Bundan sonra çıkacak olan tüm kadın kooperatiflerinin başkanları da telefonlarını verecek. Lütfen dayanışma içerisinde olalım. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii ben şu anda fiziksel olarak bir arada olmadığımız için teşekkür belgelerimizi buradan takdim ediyorum. Berin Hanım, katkılarınız için çok teşekkürler. Biz de çok Mardin'den bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Mardin'deki bütün arkadaşlara selamlar lütfen. Sevgili Sibel Uyar, ben Sibel diyorum. Sibel çok mücadeleci bir kadın. Çok büyük üzüntü içindeyiz. Keşke bu ikinci dönemde başkan olsaydı. İlk dönemde aldığı bu yolun ikinci dönemde de yani semeresini görecekti. Tüm kadınlar olarak bizlerde ve rol model oldu. Tüm Türkiye'ye rol model oldu arkadaşlar. Kooperatifler konusunda itici güç oldu. Kardeş kooperatifler edindi. Gördüğünüz, duyduğunuz gibi bütün kooperatiflere de yardımcı olmaya çalışıyor. Lütfen kendisini arayın. Bir telefon kadar yakın sizlere. Çok teşekkürler Sibel'cim. Ben de size çok teşekkür ederim Şengül Hanımcığım. Beni bu kadar güzel insanla buluşturduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla. Sağ ol canım. Sevgili Şerife Hanım, gerçekten kuşağı çok kısa zamanda çok iyi bir noktaya taşıdınız. Sizi çok yakından izliyoruz. Üyeleriniz de çok aktif. Sizi kutluyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şengül Başkanım, çok teşekkür ederim. Resim alalım mı? Evet, çok azaldık. Onu baştan yapmamız gerekiyordu ama ben alabildiğim kadar isimleri aldım. Şu an kapıda olanlar kameralarını açarlarsa bir bugünün anısına bir fotoğraf çekelim isterseniz. Kamerası kapalı olan katılımcılarımız açarsa ve hep beraber gülümsersek çok mutlu olurum. Evet. Evet. Meltem Hanım alıyoruz değil mi? Ben sevgili Gaye Hocama çok teşekkür ediyorum. Sevgili Aylin Çiğdem Köne Hocama çok teşekkür ediyorum bugün bizlerle birlikte oldukları için. Aylin Hocam, size söz verebilir miyim lütfen? Çok teşekkür ederim. Gerçekten 2,5 saattir bir aradayız ama bir 2,5 saat daha keşke sürseydi diyorum. Keşke. Kadın Hareketi Türkiye'nin yüz akı. Türkiye'ye umut veriyor. Ve kadın hareketinin kadın kooperatifçiliği altında örgütlenmesi de bize güç katıyor. Ben bütün konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Yine umutlarımızı tazelediniz. Bize güven verdiniz. Şimdi gelecek için çalışma zamanımızdır diyorum. Sizlerle birlikte olmak harikaydı. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyorum hocam. Çok onur verdiniz bize. Gaye Hocam ayrıldı mı acaba? Gaye Hocam bütün eğitimlerimizde vardı arkadaşlar. Bir kooperatif olmamasına rağmen tüm üreten kadınlara yönelik verdiğimiz eğitimlerde aramızdaydı. Kendisi aslında Mersin'de, Adana'da, o bölgede çok güzel bir örgütleme ve halen çalışıyor. Bakanlığından bu yana çalışıyor. Mücadelesini hiç ara vermedi. Herhalde aramızda yok, ayrıldı. Yarım saat önce teşekkür ederek ayrılmış. Ben sorulara bakarken görmüştüm. Evet. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Şahide Hanım aramızda. Şahide Hanım, size de bir söz verebiliriz. Lütfen buyurun. Merhaba. Çok keyifle izliyorum Şengül Hanım. Kadın Hareketi dedi Aylin Hocam. Gerçekten Türkiye Kadın Hareketi hepimize iyi geliyor. Hele de ekonomik anlamda da güçlenmeye katkı sunuyorsak bu bizi çok daha güçlendirecek. Çok keyifli bir programdı. Trakya'da kadın örgütlenmesi, kadınların üretim
konusunda güçlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarınız çok güzel. Mutlaka haberleşeceğiz. Sibel Başkan'la daha önce Gayan'la beraber buluşmuştuk belediye başkanlığında. Yolu açık olsun. Çalışanların, hepimizin yolu açık olsun. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Söz almak isteyen arkadaşımız varsa lütfen buyurun. Çünkü çok az kaldık. Artık gönüllü olarak kalmak isteyenler burada. Marmaris'ten sevgi ve saygılar. Buyurun. Toplu resmi de bizlerle paylaşırsanız büyük bir onur duyarız. Tabii tabii, memnuniyetle. Feyiz alarak büyük bir keyifle dinledik hepsini. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Zekavet Hanım, siz İstanbul Küçükçekmece'den katılıyor Zekavet Hanım. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Teşekkürler. Çok güzel, verimli oldu. Çok ilgiyle izlediğim için ben tatmadan. Çok teşekkür ederim bizi de davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Artık Küçükçekmece'den de bir kooperatif bekliyoruz. evet, başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Ben bir şey söylemek istiyorum mümkünse. Buyurun lütfen. Merhabalar, ben Tuğba Yılmaz. Gerçi mesaj olarak da yazdım ama kalkınma ajanslarında eğitmen olarak çalışıyorum. E-ticaret, dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanıyım. Kooperatiflerdeki bu pazarlama, özellikle uluslararası alandaki pazarlama konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğunu biliyor ve bu konuda çalışmalar da yapıyoruz. Kooperatifler için e-ticaret konusunda özellikle uluslararası pazarda nasıl yer edinebiliriz soruların cevapları söz konusu olursa çekinmeden seve seve tüm kadınlar ve kooperatifler için anlatmaya hali hazırda burada bekliyor olacağım. Bunu bildirmek istedim. Sonuna kadar bütün kadınların destekçisiyim. Çok teşekkürler. İletişim bilgilerinizi nasıl alabiliriz? Hemen çetede yazabilirim. Lütfen. Lütfen. Buradan. Şuraya hemen yazıyorum. Hocam herhalde bir etkinlik daha düzenleyeceksiniz. Eğitim mi alacağız? Yani böyle fırsatları hemen değerlendirmemiz lazım. Şimdi iki başkanımız da, evet. Şerife başkanımıza, Sibel başkanımıza duydular zaten. Böyle bir eğitime ihtiyaçları varsa biz hemen bunu değerlendirebiliriz. Şu anda e-ticaretin pandemiden dolayı ve üreten kadınların da elinde birçok emek var. Hani hep söylüyoruz ya, un var, şeker var, neden helva yapmıyoruz, evet, diye. Fakat uluslararası alan nedense hep çekinilen, uzak durulması gereken bir algı oluşturuyor bize. Ama şu an inanın, ben bilgisayarımda açık, hani ekran görüntülerimi de paylaşabilirim. Hesaplarına baktığım birçok müşterimin veya işte kadının $250,000, yani işte ne bileyim, tattığı da sadece, ne biliyor musunuz, hani marka açısından söyleyeyim ama bir network açısından söyleyeyim. Network'ün gıda takviyesi ürünlerini satmış sadece, bakın, bir kadın ve $250,000 hesabında şu anda cirosu var. Evet, bunlar çok örnekler var ve biz genellikle nerede? Shopify, Amazon, eBay, Walmart gibi Amerika, Kanada, Meksika ve Avrupa'nın 7 ülkesine çalışıyoruz. Ve buralara ürün göndermek oturduğunuz yerden artık çok çok kolay. Ben şu anda Amerika'dan Kanada'ya 3 tane ürün göndermiş bulunuyorum şu anda oturduğum yerden. Hatta şuradan şu an eğitimin içerisinde bile bu gerçekleşti. Tebrik ediyoruz. Ben telefonunuzu verdiniz mi acaba? Yazdım. Evet, chat'e yazdım. Chat tarafına yazdım. Arkadaşlarım almıştır. Evet, başka söz almak isteyen var mı acaba? Ben bir iki kelime söylemek istiyorum eğer uygunsa. Sevgili başkanlarımı ve tüm kadın kooperatiflerine emek veren bütün kadınlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de elimizden geldiğince Ankara altında üreten kadınlar olarak çevremizde yeni kurulma aşamasında olan, düşünce bazında olan birçok kadın arkadaşımıza nacizane yaşadığımız tecrübeleri aktararak onların daha hızlı yol almalarını sağlamak amacıyla bazı ufak görüşmeler yapıyoruz. Bazen davet edenlerin yanına gidiyoruz. Bazen kendi kooperatifimizde ağırlıyoruz. Ancak çok tesadüfen değerli, kıymetli bir arkadaşımız vasıtasıyla bu toplantıdan toplantı saatinden 5 dakika önce haberim oldu. Tabii kadın ve kooperatifi görünce hemen katılmak istedim. Emeğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir paylaşım oldu. Ufkumuzu açtınız. Çok teşekkür ederiz. Biz kadınlar zaten güçlüyüz.
kıymetliyiz. Erkek kadın eşitliğine ben inanan bir insan değilim. Kadınların daha üstün yaratılmışlar olduğuna inanıyorum bu konuda. O yüzden tek başımıza olan gücümüz, birlikteliğimizle beraber çok 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 daha fazla bir nirvanayı sağlayacak şekilde yükselebilir diye düşünüyorum. O yüzden tüm katılımcılara ama öncelikle burada bizi buluşturan değerli isimlerin hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen var mı acaba? Hocam bir şey eklemek istiyorum. Şimdi buyurun. E-mail adreslerini not aldım ama biz bu fotoğrafları zaten sosyal medyamızda, Twitter'da, Instagram'da ve Facebook'ta yayınlıyoruz. Oradan alabilirlerse seviniriz. Adreslerimiz afişte de yazıyor. Ege Kadın Buluşması dedikleri zaman Instagram'da, Twitter'da ve Facebook'ta bu etkinliğin resimlerine ulaşabilirler. Evet. Birkaç arkadaşımız mail adresi atmış ama sosyal medya ağlarımızdan da ulaşabilirler. Bir de Tuğba Yılmaz'ın telefon numarası gelmedi diye yazmışlar ama geldi. Tuğba Yılmaz gönderdi 0505-362-4758. Evet. Kaydedemeyen olursa bizden de talep edebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki ayda tarih henüz kesinleştirmedik. Herhalde aynı tarihlerde olur. Bir başka toplantıda bir başka kooperatiflerle beraber olmayı diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler. Emeklerinize sağlık. İyi akşamlar. Akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Gülşah Hanım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Pardon, süre bitti bitti sanırım ama ben bir soru sormuştum. Bununla ilgili bir bilgi alabilir miyim diye ama buyurun. Süre mi kalmadı acaba? Buyurun. Aslında biz süreyi çok açtık 1,5 saatte ama evet. Ayrılmalar olunca Çok, buyurun. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Çok kısa bir şey soracaktım. Ben Çandarlı'dan dahil oluyoruz. Biz de bir Çandarlı Kadın Kooperatifi kurmak üzereyiz. Şu anda onay aşamasındayız. Onaylarımız geldikten sonra kuruluşumuz gerçekleşmiş olacak. Bununla ilgili anlattığınız değerli bilgiler bizim için çok kıymetli. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yapmaya özen gösteriyoruz. Ancak yerel yönetimin desteğinden bahsettiniz. Biz burada yerel yönetimle ilgili belli şeylerde aksaklık yaşıyoruz. Yani Sibel Hanım da söyledi. Yani yerel yönetimin kadın kooperatiflerine desteği büyük, yatsınamaz. Ancak biz toplantı yani görüşme talebinde bulunmamıza rağmen birçok noktada bir görüşme sağlayamadık. En son noktada da kendi projeleri olduklarını ilettiler ve konuyu kapandı. Biz bu yerel yönetime nasıl ulaşabiliriz? Ya da yerel yönetime ulaşamamamız bizim sürdürülebilirlik açısından sorun yaşamamıza sebep olur mu? Esin'cim onu özelden konuşalım mı? Olur. Benim telefonumu vermiştim. Daha ben detaylı aldım, görüşebiliriz. Evet. Daha detaylı görüşebiliriz. Çandarlı için. Tamam. Destek tamam. olmaya çalışırız canım. Tamam. Ben o zaman sizi yarın bir yere katılacağım. Yani gün içinde aramaya çalışayım. Olur, olur canım. Mu? Olur tabii. Memnun çok memnun oldum. Teşekkür sağ ederim. Olun. Çok çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Sağ olun. Hoşça İyi akşamlar. Kalın. Çok teşekkür İyi akşamlar. Ediyoruz. Sağ olun.